Çok tüketerek mutlu olma şansımız yok. Para bir kuş gibidir, kafese koymanız lazım. Çok güzel. Dolar tutmak enayiliktir mesela. Tövbe yarabbim. Bakın altınla dolar arasında uçurum kadar fark var. Çok teşekkürler. Zengin olduk. Bu programı seyredin ha. Sevgili Başaran Bey, nasılsınız? Süperim, Mert çok mutluyum. Mert Başaran, soyadla beraber. Gerçekten bir şey söyleyeceğim. Ekonomiyi bilen herkes başarır mı yani? Hayır, çoğunluk başaramıyor zaten maalesef. Çünkü ekonomiyi bilip de başaramayan tabii, var. Tabii, çok var. Peki, asıl şöyle söyleyeyim. Esas bilenler başaramıyor zaten, işin kötüsü onda ayrı. Bu güzelmiş. Aa bak bu şimdi enteresan geldi bana. Asıl bilenler başaramıyor. O çok fena. Parayı tutmak mı yoksa kazanmak mı insanı zenginleştirir ya da bir şeyler sahibi yapar? Şimdi tutmak çok önemli bir şey. Çünkü tutmazsanız hiçbir şey sahibi olamıyorsunuz. Yani istediğiniz kadar zeki olun, istediğiniz kadar başarılı olun, istediğiniz kadar eğitiminiz iyi olsun. Eğer sıfırsanız, binle çarpsanız da yine sıfır oluyorsunuz. Parantez açıyorum. Ekonomiden anlayan işte her şekilde matematikte muhteşem olan kişi parayı tutmuyorsa boşuna mı konuşuyor demek oluyor. Kesinlikle. Çok net. Fazla var öyle insan. Parayı tutmak asıl. Hatta benim şöyle bir teorim var. Bunu zaten ben değil, dünyada böyle bir şey var. Bir poor mindset var, bir rich mindset var. Poor mindset fakir kafa yapısı, rich mindset de zengin kafa yapısı. Şimdi fakir kafa yapısı şöyle. Çok iyi eğitimli insanlar tanıyorum. Çok çok süper süper okumuşlar. 3 dil biliyorlar ama çok güzel yaşıyorlar. Çok güzel yaşayınca da ne oluyor biliyor musunuz? Tırnak içinde çok markalar, çok lüksler. Ayda 200 bin kazanıyor, 50 bin kazanıyor, 30 bin kazanıyor. Rakam önemli değil, o para yine bitiyor. O yüzden ben özellikle diyorum ki etrafınıza bir çıkıp bakın. Zenginlerin çocukları daha zengin genelde olmuyor. Tam tersine yokluktan gelenler çok başarılı oluyor. Kesinlikle buna ben de inanıyorum. Dolayısıyla da bu parayı tutmakla alakalı. Tutan adamlar ileri gidiyor, başarılı oluyor. Hatta şöyle bir şey var, araştırmalar aile şirketi ortalama 34 yıl sonra yok oluyormuş. Yani yokluk içinden gelen eğitimsiz baba kuruyor, çok başarılı oluyor, çocuğu biraz daha eğitim alıyor, biraz daha götürüyor. Üçüncü nesil çok iyi eğitimli olan, çok konforda büyüdüğü için her şeyi batırıyor, yok ediyor. Dördüncü nesile çıkış gidiş olanı yaklaşık %3'müş. Bu da aslında bizim eğitim değil de, tabii ki önemsiz demiyorum ama önemli olan o tutabilmek, onu yönetebilmek başka bir maharet. Bazı anne babalar çocuklarını ne kadar paraları olursa olsun mutlaka yazın mesela, ben tanıyorum böyle birkaç kişi, çocuklarını maaşla çalıştırıyorlar. Çok doğru. Yani hani aslında teknelerde arkadaşlarıyla ho ho eller havaya yapacak olan çocuk vicdan azabı çekmiyorlar. Aslında doğrusu o. Doğrusu çocuk başarılı oluyor. Tabii bunu yapmak aslında vicdan meselesi. Gerçekten bu, benim çocuğum da işte gitsin okullar bitmişken tatilini yapsın birazcık. Yani ben mesela orada biraz canım acır yaptırırken ama çocuğuma bunu mi? Ama. Çocuğu geleceğini yani mutlu etmek için bunları o isme sokmak peki, lazım. Tamam bunu yapsın ama çocuğun bir de çocuk gençliği var yani. Onu oraya gidiyor. Tamam gençliği de yaşatacaksınız ama mesela daha şöyle bir şey söyleyeyim. Ben çok zengin bir ailede görmüştüm bunu. O yüzden her yerde onu anlatıyorum. Armatör, gemileri falan var. Bir gün evine gittiğimde gayet çalışanları falan da olan bir aileydi. Siz de yaşamışsınızdır, görmüşsünüzdür belki bu tip insanları. Çocuktan bir 100 lira mı ne para istedi? Suyumuz yok dedi. 100 lira verir misin yoksa susuz kalacağız hafta sonu dedi. Ben de çıkardım. Zavallıcık para vermeye çalışıyorum. Dur dur dedi. Bunu bilerek yaptım dedi. Bakın kafa yapıları ne kadar farklı bazı insanlar. Niye yaptınız dedim. Çünkü dedi çocuk dedi her şeyin çok kolay olduğunu zannediyor. Paranın gökten yağdığını zannediyor. Ama aslında nakit 100 lira olmazsa bu hafta susuz kalabileceğimizi anlasın istiyorum dedi. Ve bunu öğretti. Bunun gibi küçük dersler vermek lazım. Veya çok güzel söylediniz. Genelde gayrimüslimler bunu yapar. Çocuklarını hemen kendi şirketlerine almazlar. Bir 5-10 yıl başka bir yerde çalıştırırlar. Zorluğu gösterirler. O yüzden başarılı olurlar. Bu iyiymiş. Bunu bir evet. O yüzden başarılar. Başarının şey zorluk çekmek bu kadar. Evet. Konfor alanından başarı çıkmaz. O yüzden diyorum yani başarılı zengin ailenin çocukları genelde 3. jenerasyon sonunda batırıyorlar. Yani aslında başarılı zengin ailenin çocuklarına üzülmek lazım. Uzun vadede üzülmek lazım. Bunu ben söylemem. Genelde de üzülmek lazım o zaman değil mi? Yani şimdi bunu anlatınca çok insan anlamayacak. Mesela Üzeyir Garih'ten anlatayım ben size. Rahmetli evet. Çok değerli bir biliyorsunuz Alarkon'un sahibiydi. Evet. O şunu demişti mesela benim çocuğum benim kadar mutlu olması çok zor dedi. Niye dediler? Çünkü dedi ben dedi işte Bodrum katta başladık bir üst kata çıktık sonra bir üst kata çıktık dedi. Her çıkış bir mutluluktu dedi. Ama benim çocuk dedi direkt oradan başlıyor. Kolay değil mutlu olmak dedi. Dolayısıyla mutluluk yukarıdaysanız bir tık aşağı düşerseniz mutsuz olursunuz. Yani şu an sizden örnek vereyim. Hadi esprili konuşalım evet. Mesela. Şimdi sizin 300 metrekare bir eviniz var. Allah korusun işleriniz düştü diyelim. 300 metrekare boğazı direkt gören bir yerden 200 metrekareye düştünüz mü? İster istemez bir tık mutsuz olursunuz. Tabii. Ama ben sizin o 200 metrekare evinize bile gelsem şu an göbek atarım. İşte bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla mutluluk yavaş yavaş çıkmaktır. Allah gördüğünü ayırmasın demek o yüzden çok önemli. Yani aslında
bazı yukarıda başlayan direkt zengin doğanların gerçekten işi çok zor. O üzülmek lazım. Peki onlar ne yapmalı? Yani onlar ne öğrenmeli? Mesela madem zenginsin, zengin aile çocuğusun. Sana kimse şeyi öğretmemiş işte matematiği, kitabı yani daha doğrusu tasarrufu, iş hayatını, evet. Tasarrufu vesaire öğretmemiş. Neyle başlasınlar mesela? Kendi iyilikleri için ne yapsınlar? Kendi iyilikleri için mutlaka bu paranın bir gün olmayacağını bu sanatçılar için de söylüyorum. Bakın sanatçılar, futbolcular, dünya güzelleri, Türkiye güzelleri bir sürü insan için geçerli bunlar. Bu paranın eskilerimiz her şeyi çok güzel söylemişler. Akarken doldurmamız gerektiğini, bir gün bunun olmayacağını bilmemiz lazım. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Bir sürü servet sahibi, Türkiye'nin en büyük sanatçıları, en büyük futbolcuları son zamanlarını çok fakirlik içinde geçirdi. Çünkü tutmadılar. Tutmadılar. Cahide Sonko örneği vardır mesela, bilinen başkaları da vardır ama Cahide Sonko ayakkabıdan şampanya içermiş zamanında, evet. Yokluk içinde öldü. Şimdi bu bize öğretilmiyor. Bize sistem, en büyük problem şu Hülya Hanım. Bize sistem çok para harcayarak maalesef mutlu olacağımız empoze ediliyor. Evet. Çok iyi ayakkabı alacaksın, çok marka alacaksın, çantayı değiştireceksin, teknenin boyunu büyüteceksin ve sistem sizin paranızı milyon da kazansanız geri alıyor sizden. İşte burada çocuklarımıza da kendimize de bu programları seyredenlere de şunu anlatmamız lazım. Arkadaşlar hedonizmle yani çok harcayarak mutlu olunsaydı dünyada kötü bir uyuşturucu var. O uyuşturucu çıkmazdı çünkü bütün o zenginler onu içip sonunda o ünlü Amerika'dakiler mutsuz olarak ölmezdi. Whitney Houston'dan George Michael'a kadar, Robin Williams'a kadar bir sürü çok zengin insan Michael Jackson'a kadar. Evet. Marilyn Monroe sonsuza kadar yetecek paraları vardı bunların. Parasızlıktan ölmediler bakın. Mutsuzluktan öldüler. Mutsuzluktan. Dolayısıyla bizim artık bu hedonizmden o markayla değil. Evet. Mutlu olmak, manevi mutluluk işte yaptığınız iş mesela. Siz buraya geliyorsunuz, bu işi yapıyorsunuz. Ben buraya geldiğim için 2 gündür uyuyamıyorum mesela. Net söyleyeyim yani bunu iltifat olarak söylemiyorum. Geldiğim noktayı biliyorum çünkü ben 5 yıl önce bu noktaya edemezdim. Bu noktaya geldim. Bu benim için mutluluk. Şimdi bu küçük küçük mutluluklar insanı bir yere getiriyor. Sabah bir amacınız olması lazım. Düşünsenize yarın sabah amacınız yok. Bankaya 1 milyon dolar yatıyor her gün. Herkes bunu anlamaz ama anlayanlar bilecek ki sonunda o çocuklar mutlu oluyor. Dolayısıyla bizim şunu öğrenmemiz lazım ki çok harcayarak, çok gösteriş yaparak, çok tüketerek mutlu olma şansımız yok. Avrupa'da böyle bir şey zaten Türkiye kadar yok. Yok tabii canım. Biz acayibiz. Ben bunu değiştirmeye çalışıyorum Hülya Hanım. Benim bütün amacım bu. Kafalara bunu sokmak. Çok güzel. Yani ben de mesela normal hayatımda inanılmaz küçük bir gardırobum var. İnanılmaz küçük bir ne bileyim kendime ayırdığım, daha doğrusu ayakkabıydı, oydu buydu hepsini toplasanız normal bir ev hanımının evindeki gibi. Çünkü neden? Giydiğim şeyi biliyorum. Yani alıp da dolapta da bekletmiyorum. Çünkü neden? Biliyorum onu alacağım ama hani gözüm doyacak ama giymek istemeyeceğim, sonra pişmanlık duyacağım. Yani hayatımda benim mesela etiketi asılı alıp da giymediğim bir şeyim olmadı. Çünkü siyah seviyorum her şeyden önce. Siyahı sevdiğim için de her şeyim genelde hep elim siyaha gidiyor. Dolayısıyla hep aynı şeyler gibi. Yani benim avantajım bu. Avrupa'da da öyle insanlar. İnsanlar mesela en zenginler 2 oda bir salon evlerde oturuyorlar. Neden? Çünkü ev insana yük olmamalı. Yük, fazla ben bunun... yük. Fazla bunun vergisi, evet. Yük, ısınması yük, çalışanı yük vesaire. Biz ama maalesef bu unutturuldu. Annelerimiz anneannelerimiz gibi değiliz. Eskiden hep söylüyorum anneannelerimizin bir göğüs altı bankası vardı. Para çıkarırdı. Bize verirdi. Şimdi çoğumuz maalesef kredi kartları içinde borç içinde yüzüyoruz. Niçin? Olmadığımız bir hayatı yaşamak için. Her yerde son model telefonlar görüyorum. Asgari ücretle çalışan insanlar alıyor. Nasıl alıyorlar? Taksit de alıyorlar. Ödüyorlar. 1 yıl, 2 yılını ipotek ediyor insanlar ya. İşte ben buna karşıyım veya yurt dışına gidiyorlar. Tabii özel hayatlarından kesiyorlar mesela. Tabii yemeğinden kesiyorlar. Yemeğinden ya da bir sinemasından, tabii, tiyatrosundan. Tabii ki, tabii. Çünkü o telefon onun için daha önemli. Aslında değil ama biz onu öyle algılamışız. Hatta Fransa'nın en zengin insanlardan birinin çok güzel bir sözü var. 200 milyar euro serveti var diyor ki ben bu markayı yaptım bu kadar para kazandım ama diyor ben bunu zenginler için yapmadım diyor. Orta sınıf ve alt sınıfı bir gece zengin olması için kendini öyle hissetsinler diye yarattım ve çok güzel onlar bir sürü ürün alıyorlar. Ben de çok zengin oldum diyor. Gerçekten bunu söylemiş. Bakar mısınız buradaki ironiye çok önemli. Öyle yani mi? İnsanlar mutlu olsunlar hani ellerindeki telefonla. Evet, ben, göstersinler diye. Hani evet onu gösterebiliyorlar, masaya koyabiliyor. O ona mutluluk veriyor. Maalesef işte bundan kurtulmamız lazım. Bakın Avrupa'da, Almanya'da bu yok. Orta Doğu'ya gittikçe bu çok artıyor. Mesela biliyorsunuz Dubai'ye gittiğinizde her yer çok fazla şey. Biz bundan kurtulmazsak bu borç yükümüz devam edecek. Ülke olarak maalesef çok büyük bir sorun yaşıyoruz. Ben bunu anlatıyorum insanlara. Bu lüks merakı, çantalar, telefonlarla borcumuzun şey arasındaki... Nedir? İlişki nedir diyorsunuz değil mi? Nedir? Çok basit. Türkiye'de çoğu insan böyle olduğu için her aldığımız gereksiz şey cari açımızı arttırıyor. Her aldığımız lüks araç, yani araziye çıkmayan bir cip, tamam mı? Hiç çıkmıyor ama arazi aracı kullanıyor. Evet. Dünyanın benzininden bırakın, dünyanın vergisi. Onu bırakın, insanların kullandığı telefonlar, o aldığımız çantalar. Bunları neyle alıyoruz? Dövizle alıyoruz. O döviz kimin dövizi? Onların dövizi. Kim üretiyor? Onlar üretiyor. Onlara borçlanıyoruz. Dolayısıyla bu hayatta da böyledir. Akıllı insanlar tasarruf yapar. Tasarruf yaparsa para sahibi olur. Ülkeler de ne kadar çok harcarsa bu kadar borçlu olur. Biz de bu ülke olarak maalesef bu en yukarıdan en aşağı kadar. Bu bizim genlerimize işlemiş, kodlarımıza işlemiş. 1950'den sonra başlamış. Eskiden böyle yoktu. Yine diyorum yani bugün babaanneniz gelse buraya bu çocuk ne kadar güzel konuşuyor der. Zaten genelde babaanneler anneler bana bayılıyor. Çocuklar ne konuşuyor ya bu Mert abi boş konuşuyor diyor. Tamam, dünyayı bir kez geldik diyorlar
yani, değil mi? Gerçi bak anlattıklarınızın hepsi aslında bilinen şeyler. Kadim şeyler tabii. Fakat çocuklara annenin babanın söylemesi çocuklara etici geliyor. Çünkü evet. Çocuklar diyorlar ki anne baba olduğu için bunu söylüyorlar. Evet. Hayır, genelde olması gereken olduğunu böyle işte tanımadıkları, işinde ehli kişilerden duydukları hatta, zaman hatta ben bile yeterli değilim. O yüzden ben böyle programlara çok önem veriyorum. Bir Hülya Avşar, bir işte ne bileyim X bir sanatçı bunu söylediğinde çok çok daha önemli. O zaman mesela diyorlar ki ya Mert'cim sen diyordun biz seni çok ciddiye almıyorduk ama ya bak koskoca Hülya Avşar bile bak o evde değil şöyle bir yerde oturuyormuş. Bu çantayı diye bunu alıyormuş deyince rol model oluyor. Bizde rol modeller nasıl? Maalesef iki gün para kazanıp üçüncü gün etrafta son model arabalarla gezen rol modeller dolduk. Dünyada da böyle. Çünkü bu sistem özellikle bunu istiyor. Sizden diyor ki güzel markalar giy, güzel çantalar giy. Çoğunu da zaten sana vereyim. Seni görünce de diğerleri alsın diyorlar. İşte buna karşı gelip biraz toplumu uyandırmak lazım. Ben de böyle bir uyandırma servisi görevi görmeye çalışıyorum. Bu arada senin aracılığınla bundan 5 sene önce kendi otobiyografimi çektim. Adı Selfie. Kendim çektim, kendim montajladım, kendim seslen, her şeyini kendim yaptım. O yüzden adı Selfie. Benim bu YouTube kanalımda da var. Orada bir bölüm var. Yeni yeni ünlenen kişilerin ya da işte ben kendimden örnek vererek yaptım. Kimse için konuşmadım ama bunların hepsini o 5 sene önce ben o düşüncelerimi, hayata karşı olan düşüncelerimi anlatırken o selfie'de anlattım. Yani yeni ünlülerin nerelerde hata yaptıklarını gördüğümü, yapmamaları gerektiği şeyleri orada anlattım. Yani seyrederlerse bölüm bölüm çok güzel şeyler var gençler için de aynı şekilde. Çünkü hep gelecek zannediyorlar insanlar ama gelmeye de bilir. Hep Allah korusun sakat. Katlandın, Allah korusun bir şey oldu. Yani bunlar da hani deriz ya yaşlanınca gelmeyebilir. Hayır. Ertesi günde bir sebepten dolayı gelmeyebilir. Tabii. Peki diyelim ki bir 100 bin liram var. Bunu nasıl değerlendirirsin şu anda? Şu anda 100 bin lira tabii ki çok büyük bir rakam değil. Kolay değil bunu değerlendirmek ama mutlaka ve mutlaka ben insanların Türkiye'de çok büyük şirketler var. Bildiğimiz büyük şirketler var. Bunların hem de dünyada hisselerini alıp uzun vadede tutmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben bunu yapanların çok ciddi para yaptığını gördüm. Böyle halk dilinde halk tipi bir... Halk tipi söyleyeyim. Yani Türkiye'nin en büyük holdingi kimse, şimdi isim verebilir miyim? YouTube'da verebiliriz belki, vermeyelim yine ama vermeyelim. Türkiye'nin en zengin ailesi kimse git ona ortak ol diyorum. Bu kadar basit. Ortak olma hakkı vermiyor. Kağıt al diyorsun. Tabii ki al tut, onu tut. Hayır, ben şunu örnek söylemek istiyorum. Mesela bir evde oturuyorsun. Tamam. Şimdi evin kira. Tamam. Evlisin ya da değilsin. Her neyse eve harcaman gereken bir şeyler var. Bir de dışarıda hani bir hayatın var. Bir de tutman lazım. Şimdi 100 binin ne kadarını mesela diyelim 50'sini eve harcadım. Hı-hı. 30'unu yemeğe verdim. Bilmem şu kadarını da tutarım dediğin zaman ya da... Ya bunun şeyi şu ortalama yapabiliyorsalar %20 çok ideal bir rakamdır. Ne oluyor? 100 binin %20'si, 30 binin 6 bini. 20 bin lirayı evet, mutlaka bunu, bir köşeye... Evet köşeye koymak lazım. Hatta akıllı yatırımcılar şöyle der. Bu Warren Buffett dahil. İlk para geldiğinde der ilk önce para harcayacağımız kısmı değil. Tasarruf kısmını ayırırlar geri kalanını. Yani bugün 100 bin liranız geliyorsa aslında 100 bin lira gelmedi diyeceksiniz. Bu ay 80 bin geldi bana diyeceksiniz. 80 binin harcayacaksınız 20 bini biriktireceksiniz. Bunda ne yapabilirsiniz? Mesela Türkiye'de bireysel emeklilik diye müthiş bir sistem var. Herkese çok tavsiye ediyorum. Özellikle kız çocuğu olanlara iki kez tavsiye ediyorum. Çünkü biliyorsunuz Türkiye ve dünya çok zor bir dünya. Çocuklarımızın geleceği için mutlaka köşede parası olsun diyorum. Orada küçük küçük her ay hisse senedi fonu olur, altın fonu olur alıp atacaklar. O kadar güzel birikiyor ki para. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, 20 yıl sonra çocuğunuz doğduğunda çok iyi bir yerde okutma şansınız olabiliyor veya çok iyi bir varlığa sahip olabiliyor. Yani aslında damlaya damlaya göl oluyor. Ona güveniyor muyuz? Tabii devletin olduğu için ve büyük şirketlere ait olduğu için güvenilir hiçbir şey yok şu anda gayet. Peki bunun yaşı var mı? Yaşı şöyle 56'dan önce yapmanız lazım. 56'da çekebiliyorsun ama daha erken de çekebilirsiniz. Yani bugün 20 yaşında başlayıp bunu 35 yaşında çekebiliyorsunuz. Ben mesela şunu tavsiye ediyorum. Özellikle çocuğu olan annelere. Çocuk doğduğunda bunu zenginlerde şunu gördüm. Yani bu işi başarılı olarak yapan insanlar iki şey yapıyor. Çocukları doğduğunda bunu her yerden atıyorum. Bir, çocuk doğar doğmaz. Buradaki arkadaşlara da sesleniyorum. Varsa öyle bir niyetiniz. Çocuk doğmadan hatta önce gidin çocuğunuz adına bunu yaptırın. Her ay bir 50 lira 100 lira bakın. 200 lira 300 lira. Küçük küçük damlamaya başlıyor. 20 yaşına geldiğinde çocuk siz unuttuğunuz o para kar topu gibi o kadar büyüyor ki bir bakıyorsunuz. Aa Allah razı olsun Mert abi senden. Bizim orada biriktirdiğimiz para 700 olmuş, 800 olmuş, 1 milyon olmuş, 2 milyon yani olmuş. Yani bu damlaya damlaya göl oluyor. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Benim hayattan önem verdiğim şeyler atasözleri. Evet, ya beni doğru. Her sıkıştığımda kafaca bir şeyler kurtaran düşündüğümde onlar. Atasözlerine direkt dönüyorum. Bu damlaya damlaya göl olur sözü aslında çok önemli bir söz. Fakat artık klişeleşmiş. Unutturdular bir de. Konuşmuyoruz. Konuşmuyor. Klişeleşmiş. Damlaya damlaya göl. Ne anlama geldiğinde bile damlaya damlaya göl. Arada geçiyor yani her şey. Halbuki damlayarak inanın öyle, göl oluyor. Öyle. Yani bir anda olmuyor. Dünyada hiçbir siz de şimdi geçmişinize bakın. Aldığınız varlıkları ilk gün
büyüğünden mi aldınız? Hayır. İlk önce gittiniz çok küçük bir yer aldınız büyük ihtimalle. Hayır. Sonra damlattınız bir tane büyüğünü aldınız sonra bir üste aldınız değil mi? Şunu demek istiyorum ben. Aman 3 kuruştan ne olacak biriktireceğim de demedim. Demediniz tabii ki. Onu demek istiyorum. 3 kuruşu biriktirdiğim için 4 oldu. 4 bir şey ev alabildim. Yoksa öyle. Yok ya şu bir 1000 lira olsun da 20 bin lira olsun da 30 bin lira öyle biriktireyim onu bir köşeye asla yapamıyorsun. Şu an en büyük sorunu Türkiye'de mesela bundan bir şey olmaz. Bu parayla bir şey olmaz. En iyisi yiyelim kafası var. Ha. Mesela bu da yanlış. Aman hayat işte ya işte yarın olacağımız belli değil. Gelen parayı tamam bunu aslında bunu düşünenlere de hayranlık da duymuyor değilim. Geldin parayı harca kardeşim ye gitsin anasını satayım falan böyle. Var böyle bizim türkümüz var biliyorsunuz böyle bas bas paraları Leyla'ya bir daha mı geleceğiz dünyaya. Aynen. Ama sonra hiçbir şeyimiz kalmıyor. Ben çok fazla güzel arsasını tarlasını satıp da pavyonda... Ne ben öyle insanların? Yok edenleri gördüm parayı. O tabii ki çok var. Bu da klişe ve ben bu... Anasını satayım, yiyin için diyenlerin aslında hep hayatta Allah tarafından bir şekilde geldiğini, hiçbir zaman onların sıkışmadığını görüyorum bir de biliyor musun? Yok ben sıkışanları çok görüyorum. Ben ya, şöyle söyleyeyim. Ama yani bazı benim, insanlar da öyle. Şanslar var da mesela ben her hafta şunu görüyorum ve çok üzüyorum. O yüzden bunları anlatıyorum. Her hafta çok iyi eğitimli, babası çok çalışmış, başarmış bir ailenin çocuğu bana geliyor. Yerini %30, %40 altına aceleyle satmak istiyor. Niye sattığında da işte zamanında çok harcadık, şimdi ihtiyacımız var, geçinemiyoruz diye sattığını görüyorum. Alan da kim biliyor musunuz? O küçük küçük paraları tasarrufla yapmış. 20-30 yıl önce, 40 yıl önce Anadolu'dan gelmiş. Aslan gibi çalıştım diyor. Biriktirdim ben orayı alıyorum diyor. Yani servetlerin el değiştirme nedeni o. Konfor alanında çok harcayanlar her zaman öyle şanslı olmuyorlar. Sanatçılardan da var tekrar söylüyorum. Futbolculardan da. Yoksa o yeri niye satsın? Satmak zorunda kalıyor. Çünkü standartlarınız bakın standartlarınızı bir kere yukarı çıkarırsanız özellikle sanatçılara sesleniyorum sizin aracınızla. Bunun sonu yok. Bugün en iyi saatte taksa bakın şu saat işte 2-3 bin alır bir saat takıyor. Bunun 2 milyonluk versiyonu var ya. Sistem sizden bunu alıyor. Bir araba var 500 liralık versiyonu var. 15 milyonluk versiyonu var. Bir kez başladınız mı bir kez? Ondan sonra o sarmala bir giriyorsunuz tüketim sarmalına. Her şey elinizden gidiyor. Dolayısıyla da bir de hepsinin taklidi var. Taklit ayırt da edemiyorsun. Evet, yani. Evet. O ayrı taklit alanlara bir şey demiyorum. Onlar akıllı taklit, diyelim de yani bir şey demiyorum. Onu alıyorlar bilmiyorum. Ben hayatımda hani taklit yani suni hiçbir şey sevmediğim için bilmiyorum ama alıp da yani bundan keyif alan çok var. Yani hani almayın demek aslında. Gerek yok ya. Hani bu kadar benzeri varsa almamak mı lazım acaba? Ya da ne bileyim hani bu takıntısı olanlar için söylüyorum. Ya alınabilir ama şöyle Hülya Hanım. Şimdi çok büyük paranız vardır bugün. Ya ayda çok affedersiniz 600-700 bin lira geliriniz vardır. 50 bin lira isterseniz çanta alın. Türkiye'deki sorun en tepeden en aşağı kadar. Yani siyasette görüyorum mesela normal X parti %50 oy alıyor. Bir geçiyorlar birinci Mercedes, ikinci Mercedes, üçüncü Mercedes, dördüncü Mercedes. Hepsi son model Mercedes. Türkiye bu kadar zengin mi? Ama Hollanda'da görüyorsunuz adam bisikletle geziyor. Ben bisikletle gezsinler demiyorum da ne bileyim yani daha normal bir araba kullanabilirler değil mi? Şimdi dolayısıyla biz bu kafayı değiştirmezsek biz önümüzdeki 500 yıl daha ülke olarak borçlu olacağız. Bu bizim kurtuluşumuz olmayacak. Dolayısıyla bizim bunu kurtulmamız için çocuklara bu yaştan itibaren bunu aşılamamız lazım. Demek ki sorunuzun cevabına ek olarak birincisi bireyi sevmekti, ikincisi sizin de sevdiğiniz, yaptığınızı bildiğim toprak yatırımı. Doğru yerde, gençken, akarken çocuklarınız için 100 bin olur, 200 olur, 300 olur. Ne geliyorsa elinize küçük küçük alacaksınız. Yani gün sonunda bir şey oluyor. Bakın zengin, ben şunu anlatıyorum herkese. Benim anlattıklarım sizi zengin edecek demiyorum. Ama benim anlattıklarım size şunu sağlayacak. Bir gün zenginlik fırsatı yukarıdan geldiğinde harekete geçecek imkanınız olacak. Şöyle örnek vereyim. Şimdi siz iki tane kameraman var burada diyelim. İkisi de burada çalışıyor. Biri yılda iki kez işte borçlar yurt dışına gidiyor. Son model telefon alıyor. Bir tane işte lüks araba alıyor falan filan. Bir tanesi de benim kafayla küçük toprak almış veya bireysel emekliye girmiş. İkisinin de önüne 8 yıl sonra, 10 yıl sonra Hülya Avşar sayesinde atıyorum ya atarak örnek olarak bir fırsat çıkıyor. Diyor ki ya şurada bir melek yatırım olma şansımız var. Ya da şurada bir arsa var. Ben alıyorum. Oğlum seviyorum seni. Sen de alır mısın diyorsunuz. Bir tanesi diyor ki çok isterdim ama benim param yok. Kredi kartı borcum var. Öbürü diyor ki ya ben Mert abi ve sizi dinlemiştim. Zamanında bir köşede bir 700 bin liram 600 bin liram var. Deneyebilirim. Ve alıyor. Para kime geliyor biliyor musunuz? Köşede zamanında para biriktirip riske edebilecek insana geliyor. Tabii. Dolayısıyla para parayı çekiyor dedikleri laf yine doğru bir laf. Bu da doğru. Dolayısıyla gençken böyle fırsatları küçük küçük değerlendirirsek bir gün geliyor bir fırsat geliyor ve diyorsunuz ki Mert ya o gün onu denedik ve fırsat ayağımıza geldi. Bu kadar basit. Borçlu olunca hareket edemezsiniz. Evet. Şöyle bir şey var bir de. Gösteriş yapan kişiler çok havalı görünüyorlar ya böyle etrafta. Erkekler mesela daha çok kız sallayabilirler. Evet. Ya da daha hani böyle istedikleri her şeye ulaşabilirler havasında. Ya da kızlar gösteriş yaparak acaba hani zengin birisi benim kolumdaki saati görüp aha bu da zengin, dengim deyip zenginler bana gelir mi havasıyla yaşıyorlar ya. Aslında en büyük tehlike galiba orada başlıyor değil mi? Yani böyle kesinlikle. Kurulan ilişkilerde de büyük tehlike var. Çünkü zaten hayat boyu kendilerini bunu ispat etmek zorunda. Sürekli yarışmak zorundasınız. O arabayı sürekli 3 yılda bir değiştirmeniz lazım. O saatin sürekli yenisini almanız lazım. Evet. Mesela ben dün onu paylaştım. Reels'te
mesela. Hep aynı ceketi, hep aynı saati giyiyorum için çok rahatım diyorum. Çünkü kimseyle yarışmadığım hep için. Hep aynı saati, aynı ceketi mi giyiyorsun? Ha, 2-3 tane var. Aynı şeyleri sürekli değiştirip giyiyorum. Çok da memnunum yani. Hatta onu eleştiriyorlar falan. Çok da mutluyum böyle olmaktan diyorum. Çünkü öbür türlü sizle yarışmıyorum. Yani o insanlarla yarışmadığım için rahatım. Öbür türlü yarışmayı bir kez başladınız mı sonra? Ama istesen zaten alırsın. 4'üncüyü de 5'inciyi de. İsrafa gerek yok. Bakın bir yerde okumuştum. Çok güzel bir söz bu. Bir tane çok zengin bir ailenin evine gidilmiş. Selpa yırtmış. Öyle kullanmış bir şey döküldüğünde. Eve demiş ki bak demiş sen beni pinti zannedeceksin. Bu pintilikten yaptığım bir şey değil demiş. Doğaya yazık. Yani israfın her türlüsü sadece para da değil. Yani kağıtlar alıyoruz, sokağa atıyoruz, iki tane bir şey yapıyoruz. Ya bizim dedelerimiz öyle değildi ki bir şey yazar dedem arkasını çevirdi bir daha kullanırdı. Biz bunları ayıp görmeye başladık. Ya da eskiden bir yemek yerdik. Yemeğimizi paylaşmaktan utanırdık. Şimdi bir yere gidiyoruz. Aa aşkımla buradayım. Bilmem neredeyim, şuradayım. Ve maalesef siz daha çok görüyorsunuzdur bunu. Bu kadar çok gösterenlerin de çoğu gerçekten zengin değil. Mesela esas tehdit orada biliyor musunuz? Benim ofise geliyorlar mesela. Nerede böyle inanılmaz böyle fancy dedikleri böyle havalı, zengin gibi gözüküyor diyorum. Yok, bir şey yok. Bunda bir şey yok. Bir şey yok. Çoğunlukla başka bir şeyler var onun arkasında ve sonunda zaten çıkıyor ortaya yani tamam mı? Ama gerçek zengin göstermez ki. Gerçek. Çok güzel bir söz vardır. Zengin bağırır, servet fısıldar. Servet sahibi. Siz kimleri kimleri benden daha iyi gördünüz. Çok isimlerini vermeyeceğim. O ailenin ne kadar mütevazi olduğunu görüyorsunuz. Ama olmayan ise ben zenginim. Ben markayım. Ben böyle göstermeye başlıyorlar. Ve onlar da 3-5 yıl sonra zaten olmuyor. Dolayısıyla evet. Biz bu kafadan kurtulmamız lazım. Ne kadar kurtuluruz bilmiyorum ama işte sayenizde böyle insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Estağfurullah. Ben de bundan keyif alıyorum. Mesela benim bence bu insanları kurtarmak meselesi okulda başlar. Yani hani çok güzel. Okullarda tasarruf ders olması lazım. Tasarruf nasıl edilir? Mutluluk nasıl bir şeydir? Nasıl mutlu olunur? Çünkü mutluluk beklenen bir şey ya değil aslında. Mutluluk hani derler ya içinde insan. İçinde de nasıl çıkacak? Mesele bu. Burada da o çocuklara mesela bak oğlum kızım şuna üzülmen lazım. Buna da sevinmen lazım. İşte böyle bir olay yaşadın. Sen burada hangisini seçersin? Çünkü hep tek tarafa bakıyoruz ya. Çocuğa iyi taraflarına bakmayı öğretmek. Gelecekte onun mutluluğunu inşa etmek demek. Yani anlamsız geliyor belki şu anda ama. Ben sana evladım bak. Halbuki sen üzüleceksin. Ama ben sana iyi taraflarını göstererek tabii yine üzülebilirsin ama daha az üzülebilirsin. Tabii ki onun da iyi yanı var. Her şerde bir hayır var. Yine atasözü. Buna her şerde bir hayır vardır. Bunu çocuğa öğretirsen çocuk ileride tabii mutlu ki olacak. Tabii. Parayla falan da değil. Bir de manevi ve mutlulukla oluyor. Yani ya mesela çok lüks bir çanta veya araba alacağına belki iki tane çocuğa burs versen, onu okutsan, onun duası, onun şükrü seni çok çok daha mutlu edecek. Bununla ilgili Amerika'da bir araştırma yapılmış. Dünyada en çok mutlu olan insanlar hayır işine para harcayanlar. Çünkü o minnettarlık duygusu mu dersiniz, evrenden veya Allah'tan gelen mi dersiniz, neye inanıyorsanız insan içinde öyle bir huzur veriyormuş ki o gösteriş ve tüketime gerek duymuyormuşsunuz. Çünkü tabii bakın öbürü şey gibi bir şey. O yani, seni mutlu ediyor evet, zaten harcamaktan çünkü, çok. Evet öbürü çünkü suni bir şey. Bugün bakın en güzel çantayı alın bir gün sonra senin için hiçbir şey ifade etmeyecek o. En iyi arabayı da almışsınız zamanında bir haftadan sonra bir şey ifade etmeyecek. Bu sefer yenisi için başlıyorsunuz. Yani şey gibiyiz bir kuyruğunun peşinde koşan kediler gibi dolaşıyoruz ve mutsuz sürekli tüketen köleler oluyoruz tabii maalesef. Dediğin gibi gerçekten tasarruf dersi çocuklara daha ilkokul değil mi? Belki anaokulundan artık çocuklar çok zeki anaokulundaki çocuklar ilkokul çocukları gibiler. Yapılması lazım. Ama yaptırırlar mı sizce? Yaptırmazlar. Yani ben Milli Eğitim Bakanı olsam ilk işim bu iki dersi koymak büyük olur. Konuşma. Siz öyle bir şey yapmaya kalksanız Milli Eğitim Bakanı olsanız ya yıldırım düşer ya arabanıza bir şey çarpar yok olursunuz ölürsünüz. Niye? Çünkü küresel sistem bunu istemiyor. Bütün sistem bakın sizi borçlandırıp köle yapmak üzerine kurulmuş. Kredi kartlarının nedeni de bu tüketici kredileri. Niye peki Avrupa'da kendileri yapmıyorlar? Bakın kendileri yapmıyorlar. Kendileri değil ama orta sınıfa bunu yaptırarak çalışıyorlar. Şöyle düşünün şimdi size bunu. Orada da yapılıyor ama. Tamam orta sınıfa yapıyorlar. Üste yapmıyor. Yani bakın şöyle bir zengin düşünün ya da çok büyük para sahibi olduğunuzu düşünün. Siz eğer herkes bu kadar akıllı olursa, tasarruf yaparsa, herkesin borcu olmazsa siz istediğiniz gibi çalıştırabilir misiniz? Ya bak ama bir şey şurada burada bir eleştiri var şu an. Daha doğrusu şu sistem anda, eleştirisi bu. Aslında şu anda sen kendi söylediğini birazcık çürütüyorsun. Niye? Şöyle eğer ki insanlar dediğin gibi tasarruf eder de parasını biriktirirse asıl orada para dönüyor. Gidiyor arsayı o alıyor. Tamam gidiyor, doğru. Gidiyor o kendisi arkasını sağlama alabiliyor. Gidiyor o bilmem ne. Evet çok güzel. Diğerleri, güzel değil mi? Çok güzel bu. Tamam bu güzel. Şimdi dolayısıyla sen bu çocuğa bunu öğretirken bir taraftan da o parayı nasıl ülken için dönmesini de öğreteceksin. Bunlar ülke için bakın. Ülke için ve bizim kendin için güzel. Kendi için de işe yarıyor ama. Kendi için de yarıyor ama sistem için para sahiplerini düşünün. Bakın 1902 yılında Rockefeller eğitim sistemini kuruyor. Eğitim sistemini kurarken diyor ki biz insanlara düşünmeyi değil diyor. Şey öğreteceğiz diyor. İtaati ve iyi bir işçi olmayı öğreteceğiz diyor. Yani okullarda o yüzden para dersleri olmayacak. Okullarda çoğu insan parayı yönetmeyi öğrenmeyecek. Okullarda bize ne öğretiliyor? Çok iyi bir çalışan
çalışan olmak. Tamam, üretim. Biz de bunun öyle olduğunu bildiğimize göre biz de şu anda bunu konuşarak aslında biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz zaten. Okulda vermeseler bile bu dersi, evet. Ama biz sadece söylüyoruz ama öğretemiyoruz tabii burada. İşte mümkün olduğu kadar bunu yaymak lazım. Hani demek istediğim şey, sistem öyle bir kurgulanmış ki maalesef ve maalesef. Yani şöyle bir örnek vereyim, anlatayım. Belki dilim tam anlatamadım ben size. Yok, gayet güzel anlatıyorsun. Teşekkürler. Ben iyi bir şirkette çalışıyordum. İyi de bir pozisyondaydım ve çok mutsuzdum ama kurtulmak istiyordum. Ve bunu fark etti benim çalışan şirketin patronu ve araba galerisi vardı. Bana geldi, dedi ki çok lüks bir araba gösterdi. Bu araba sana çok yakışır dedi. Şu arabayı kullanma dedi. Şu arabayı al dedi. Arabanın içine bir oturdum Hülya Hanım. O kadar havalı, o kadar yakışıklı, o kadar üstün kendimi gördüm ki bir an böyle. Saniyelik. Tam ona okey verdim. Bana bir ödeme planı çıkardı. 5 yıl boyunca hiç istemediğim bir işte, her gün 2,5 saat yol gideceğim bir işte çalışma mecburiyetim olacak. Çünkü 5 yıl o taksit ödeyecektim. Orada kitapta da onu yazdım. Kölelik teklifine uyanmam dedim. Kitapların adı ne? Biri Küçük İşler Büyük Özgürlükler. Onu öğrenmek istiyorum. Küçük İşler. Bu anlattığın o mu? Evet, oradan da. Tamam. Orada kölelik teklifine uyanmam dedim. Ve orada ne yaptım biliyor musunuz? Bir tane hediye edeceğim zaten size. Lütfen. Orada şunu yaptım. Dedim ki ben bunu almıyorum dedim. Ve eski arabama devam ettim ve 6 ay sonra o işten ayrıldım. Daha huzurlu bir işe geçtim. Yani işte bir film para sahibi olduğunuzu düşünün. Patron olduğunuzu düşünün. Ve altınızda bir sürü insan. Hatta devletler olarak düşünün. Mesela bir kitap var. Bir ekonomik tetikçinin anıları diye. 2002 yılında yazılmış. Türkiye ile alakası yok. Bakın 2002 yılında. Adam şunu diyor. Biz diyor devletleri diyor borçlandırırız ki diyor yarın öbür gün diyor istediklerimizi yapsınlar diyor. Bunu bir ekonomik tetikçi anlatıyor. Bütün sistem bu dolayısıyla. Parantez açıyorum. Burada zaten ben burada buna karşıyım. Yani büyük bakmaya değil de küçük bakmaya bakmaktan yanayım. Aynen. Yani şimdi devletler biz kendi böyle. Yapacağız. Biz ülkeler böyle. İşte o onu böyle yapıyor da işte daha çok hükümetler işte neyse yukarıdakiler para kazansınlar. O yüzden insanlara bu eğitimi vermiyorlar. O yüzden böyle bırakıyorlar falan. Anladık. Bunu biliyoruz. Biz bunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Biz kendimiz ne yapabiliriz? Bak bence artık bireysel yaşamak lazım. Şimdi burada eskiden bireysel yaşamanın ne olduğunu bile bilmiyorduk. Ama şimdi insanı bu yaşadığımız olaylar işte enflasyon vesaire inşallah hepsi düzelecek inşallah. Ben diyorum ki artık bize şunu öğretmeli. Bireysel sen ne yaparsan o kadar yaşayabilirsin. Aynen öyle. Zaten bireysel yaşamayı aslında daha önceden yapmamız lazımdı. Fakat şimdi geldiğimiz noktada bunu akıl edebiliyoruz ya da etmiyoruz. Ben epey zamandır bu şekilde yaşamayı tercih ettiğim için. Yani kimseye güvenmeden. Yani bir gün devlet de bana şunu vermeyebilir. Bir gün o da bana bunu vermeyebilir. Ben kendi bireysel ne yaparsam kendi hükümetimi kurdum. Aynen çok güzel. Bak kendi hükümetini kurdum. Kendi bravo. Hükümetimi buna kurmak ben zorundayım. Finansal özgürlük diyorum. Bu kelimenin ismi de finansal özgürlük. Finansal özgür olmak çok önemli. Herkesin finansal özgürlük planı yapması lazım. Evet. Nedir? Yarın bir gün işlerim kötü gidebilir, emekli maaşım olmayabilir, şu olmayabilir. Ama böyle bir dönemde bile ben köşede bir param olmalı, güvencede olmalıyım demeli. Fakat işte biz bunu derken Hülya Hanım çok kritik nokta bu işte. Biz bunu derken algoritmalar, Instagram'la başlıyor bu, televizyonla, sizin en ücra noktanıza kadar, beyinlerinizdeki nöronlara kadar, kredi kartlarının kuruluş amacı da bu. Size tam tersini pompalıyorlar. Yani burada Mert Başaran'la Hülya Avşar bunu anlatırken dünyada yüzde kaç insan bunlardan etkileniyor? İnanılmaz çok fazla insan. Ya bence herkes etkileniyor. Ben de dahil herkes etkileniyor. Ama burada önemli olan şey şu. Ben şuna inanıyorum. Etkilenirken de kendinizi bir şekilde bilinçli olup frenlemek lazım. Mesela ben ne yapıyorum? Kendimden söylüyorum. Ben kredi kartı kullanmamaya çalışıyorum ve karşıyım. Çünkü kredi kartı kullandığım her gün, hele bir de 3-4 tane kullanırsanız, bir de limitleriniz çok yüksekse kontrolünüzü kaybedersiniz diyorum. Ama her şey kredi kartına da bağlandı artık. İnsanlar o zaman yaşam şekillerini değiştirecekler. Senin söylediğin tabii gibi ki, olursa. Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim. Ne olacak? Bilgisayardan mesela atıyorum. Almayacaksınız. Mesela online alışverişe karşıyım. Bu da tüketiminizi artırıyor. Online değil. Müzik dinlemek istiyorsun. Tamam. Ne yapacaksın? Tamam. Yani müzik dinlemek için belki bir tane çok düşük limitli tutacaksınız. O belki bir tane oluyor, iki tane i̇şte, oluyor, üç tane. Gençler için bu çok önemli. İşte online'da gençler doğru, için çok önemli. Doğru. İşte ama bunlar da bir sistemin şeyi işte. Bunlardan mümkün olduğu kadar azaltmamız lazım diyorum. Çünkü online müzik dinleyelim. Online televizyon alalım. Onu yapalım, bunu yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım derken bir de yurt dışına gidelim. Her şey yapalım derken para kalmıyor. Dünyada taksitle yurt dışına giden... Kredi kartı konusunda ben şöyle düşünüyorum. O biraz zor senin istediğin gibi istediğin noktaya gelebilir. Bir tane olsun, o da limiti düşük olsun. Yani şöyle düşünün. Çünkü nakit para insanlarda olmadığı için kredi kartıyla hareket ediyor. Nakit paranın ne avantajı var? Kredi kartı niye çıkmış biliyor musunuz? Çok enteresan. Çünkü beyinde İki tane nokta varmış. Bunu bilim adamları açıklıyor. Nakit harcadığınızda canınız acıyormuş. Can acıma duygusu. Kredi kartı harcadığınızda haz duygusu. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Ben kumar bunu... gibi bu. Bravo. Online alışveriş de aynı şekilde. Şimdi bunlar sizin hissetmeden hareket ediyorsunuz. Ya bugün şimdi Hülya Avşar'ı bir yemeğe götüreceğim deseler cebimde benim şu an 1000 lira var. 1000 lirayla yemeğe götürmek zorundayım. Daha fazlasını götüremem Hülya Hanım. Ama kredi kartım varsa koskoca Hülya Avşar gelmiş derim. En lüks restorana götürürüm. 7000 lira öderim. Sonra bir ay onu ödemek zorunda kalırım. Bakın net. Bu kadar çok basit. Doğru. Bu kadar basit. Bir de böyle biraz egoları olan bir adamsam, orada biraz daha
daha fazla yerim içerim. Bir de hani atıyorum alkol veya böyle başka dalgınlıklarınız varsa fark etmeden 7000 lira yerine 8000 lira hesap ediyorsunuz. Arada kayboluyor gidiyor. Evet. Kontrol edemiyorsunuz. Hele 3 tane zaten. O anda seni mutlu ediyor. Tabii anlık az. Bir o kadar o mutluluk onun iki misli kadar da üzüyor. Sonunda üzüyor. Sonunda üzüyor evet. Ha, illa kullanmak isteyene diyorum ki 3-4 tane kesin olmasın. Bir tane olsun. O bir tane limiti düşük olsun. Ne için olsun dediğiniz gibi işte çocuk bir şey ister. Online'dan alın diye. Yani bir 2000 lira limitiniz olursa sorun yok. Ya bir ev hanımına geçen çıldırdım kapattırdım mesela. Ev hanımına 300 bin lira limit vermeye kalkmış bir banka. Ya niye veriyor dedim. E iyi bir şey değil mi diyor. Alamayacağım şeyler alacağım. Bak o kadar güzel bir konuya değindin. Alamayacağınız şeyleri almak sizce iyi bir şey mi dedim hanımefendi dedim. Size gereksiz bir konfor alanı veriyor. Sizin öyle bir alacak durumunuz yok ki. 300 bin lira alışveriş yapma hakkı veriyor sana. Öyle bir paran yok. Kapitalizm size konfor verir. Özgürlüğünüzü satın alır. Maalesef bizim sistem olarak çok fazla özgürlük veriliyor ama sonunda biz köle oluyoruz. Ben bu kölelikten kurtarmaya çalışıyorum insanları. Kredi kartını illa kullanacaksanız az kullanın. Nakit harcadığınızı da harcamayacaksınız. Bakın herkese şunu diyorum bana gelenlere. 2 ay kullanma diyorum şu kredi kartını. Harcaman %10'la 20 arası düşecek. Olmaz öyle şey diyorlar. Sonra sizin başında anlattığım gibi ekstralarını alıyorum. Bunu almasaydın ne olur diyorum. Aa doğru bu almasaydım da olurdu. Bu almasaydım da olur diyorlar. Ve sonra 2 ay sonra geliyorlar diyorlar ki haklıymışsın. %10'la 15 arasında biz tasarruf yapabiliyormuşuz. Tabii. Çünkü fark etmeden alıyorsunuz. Tabii. Demin size anlattım ki yani cebimde 1000 liram varsa ben Hülya Avşar'a en fazla 1000 liralık şuradaki simitçiye götürürüm en fazla. Onunla alışveriş yaptığında sanki sen onu bedava yapıyorsun. Ya da aman nasıl sonra ödeyeceğim diyorlar. O maalesef o da büyük bir tuzak. Yani insanların... Uyanmamız lazım. Kesinlikle uyanmamız lazım. Ama sistemde tekrar söylüyorum. Şimdi sizin algoritma o kadar iyi biliyor ki şimdi mesela Instagram'da siz kaç dakika nereye baktığınızı görüyor ve size mesela devamlı çanta yolluyor. Bana mesela ne bileyim bir ayakkabı yolluyor. O zaaflarınızı biliyor. Siz de insansınız. Bakın insanoğlu durduramayabilir. Yok ya biz bu durumda salağız kusura bakma. Tamam ama yok. Ya hayır estağfurullah değil. Biz bu durumda salağız yani. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Birinci de almıyorsunuz, ikinci de almıyorsunuz, üçüncü de. Bir de bakıyorlar böyle güzel güzel insanlar bunu almışlar. Böyle marka marka insanlar. Ay ben de alayım, ben de onlardan olacağım diyorlar. Alıyorlar sonra da ödeyemiyorlar. Peki mesela bende hiç böyle bir duygu niye olmadı merak ediyorum. Acaba ailemden ben ne gördüm de böyle oldum? Kendimi burada övmek istemiyorum ama övüyorum şu anda. Kesinlikle övüyorum. Süpersin. Hayatımda hiçbir şeyi göstermek, işte atıyorum aman onda var bende de lafa bunlara hiç girmediğim için. Acaba ailem, benim annem babam çalışan insanlardı bize ne kadar hani böyle şey verdi acaba hani bu terbiyeyi. Çok iyi vermiş demek ki. Verdi. Çok yani iyi benim aile... kardeşlerim de böyle değiller. Aileniz demek ki zamanında çok iyi vermiş. Bu birincisi. İkincisi de çok güzel bir söz vardır. İçi boş olan insan mecburen dışını göstermek ister. İçi dolu olan bir insanın buna ihtiyacı yoktur. Evet. Şimdi siz kendiniz şöyle düşünüyorsunuz haklı olarak. Ya ben işimde başarılıyım. Kendim biliyor avşarım. Benim ne gerek var burada şu kadar markayla dolaşmama? Ya öyle yazacaksınız. Ben tabela mıyım değil mi? Tabela gibi niye göstereyim ki? Evet ama öyle insanlar var ki. O benim için ne diyecek? Ama bu kadın zengin diye. Dese ne olur demese ya ne olur. Bana ne yani? Ama bunu demeyen çok insan var biliyorsunuz değil mi? Ben zenginim diye göstermek için ben rentekarla araba kiralayıp kulübe gidip zenginim diye dolaşan insanlar biliyorum bu ülkede. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Bu zenginlik yine söylüyorum. TT oldu olsun. Fazla zenginlik insana zarar. Hem zenginlik hem de cahillik birleşti mi bomba falan halt etmiş yani. Gerçekten canlı bomba durumu oluyor. Şunu demek istiyorum. Ne kadar zengin varsa, ne kadar bu merak, gösterme merakı varsa artık sapıklığa başlıyorlar. Artık kendilerini kaybediyorlar. Çünkü her şeyden doymuş oluyorlar. Tabii ki bu pedofili işi, zengin işi değil sadece. Hasta olan, bunu duyduğumuz kadınlar var. İşte bir sürü cinayetler görüyoruz. Küçük çocuğa tövbe yarabbim tecavüz etmiş ve ondan sonra ya bunları çok duyuyoruz. Bunlar zengin olmayan insanlarda da var. O ayrı bir hastalık. Ama bu arsızlığın ve getirdiği hastalık. Yani bu kadar duyuyoruz neler değil mi? Hep bunlar gösteriş işte. Manevi boşluk. Çok fazla göstermekten. İçinde manevi boşluk var. Devamlı kendini göstermek istiyor. Bitiyor göstereceği şey. Bitiyormuşlar işte maalesef. Öyle, vallahi. Tabii herkes de görüyor. Anladık çok zenginsin. Anladık çok para veya var. Başka bir şey söyleyeyim. Sadece o değil. Aynı şekilde uyuşturucu da aynı şekilde. Veya alkol yani ayık duramıyor insanlar. O kadar çok. Ben onu hep söylüyorum. Yani o kadar parayla mutlu olsaydı yine diyorum demin başta saydığımız Michael Jackson'dan George Michael'a kadar insanlar ölmezdi. Çok mutlu şekilde yaşarlardı. Elvis Presley, Marilyn Monroe. O yüzden bakın en büyük zorluk sizlerde yine sanatçılarda bir noktaya gelen insanlarda siz çok iyi yönetiyorsunuz yıllardan beri ama Allah vermesin o noktaya gelen insanlara bakınca maddi düşüş olabiliyor, kariyer düşüş olabiliyor ve buhrana kapılabiliyor. İşte bunu iyi yöneten o da nasıl oluyor? İçi dolu olacak insanın işte. Evet. Manevi duygusu olacak, ailesi oluyor, işte kardeşleri oluyor, hayır işleri yapıyor. Kendiniz artık diyorsunuz ki o kadar mutluyum ki ben yaptıklarımla mutluyum. Benim illa burada başarılı olmak veya marka olmak gibi derdim yok diyorsunuz. O yüzden işte içimizi doldurmamız lazım. Bize yıllardan beri bu da unutuldu mesela. Markayla mutlu olmak, hedonizm pompalanıyor. Mesela televizyon kanallarında, Netflix'te falan filan bakıyorsunuz. Dizilerde ne var? Sürekli bir hedonizm, hazcılık. Bu
uyuşturucu, alkol, daha çok bilmem ne, hiç şey yok. İyilik, hayır falan yok. Unutturdular bize bunu. Dolayısıyla buna bir kez sarmala girdik mi de çok zengin olarak mutlu olacağımıza inanıyoruz. Mesela o da siz söylediğinizde çok eleştiriler oluyor biliyorum. Çünkü ben de aynı şeyi savunuyorum. Çünkü içindeyim. Bakın gerçekten çok içindeyim. İnandırıcı gelmeyecek ama bununla hatta bir örnek vereyim. Ben söyleyince belki inandırıcı olmaz. Şöyle bir şeyden geleyim. Erkan Petekkaya'nın çok güzel bir şeyi var. Çekimi var, reels'i var. Herkes seyretsin. Bir lüks bir sitedeyim diyor. Çıkıyorum diyor. Adamın evi 100 milyonluk diyor. Arabalar kapıda 100 milyonluk. Yüzü gülen yok diyor. Yüzü gülen yok diyor. Çıkıyorsun öbür tarafta yüzü gülen yok. Bakın gerçekten öyle bir yerdeyim ben. Ben de iş için oralara gidiyorum. Mesela bakıyorum onun yüzü gülmüyor, bunun yüzü gülmüyor. Parayla yüz gülseydi dediğim gibi bu insanlar şey yapmazdı. Mutluluk şöyle. Yokluk da mutsuz ediyor insanı. Çok para da. Tabii. Mutluluk şudur. Yavaş yavaş yükselmeniz lazım. Yani sabahleyin bir heyecan duymanız lazım. Şu YouTube'a gelmek için bir heyecan duymanız lazım. Bir iş başardığınızda heyecan duymanız lazım. Sabahleyin rızkınızı veya bir işinizi yapacak bir enerjiniz ve heyecanınız olması lazım. Bunu bitirdiğiniz anda maalesef mutsuzluktan işte o dediğimiz noktalara geliyor. Diyelim ki yani ister istemez çok para kazanıyorsun ve gayet dürüstçe kazanıyorsun tamam. Diyelim. Bence kazandığının biraz gerisinde yaşamalısın. Kesinlikle, değil mi? Çünkü neden? Bir şeye hep özlem duymalısın. Bir şey ben çok şükür tabii ki şu ana kadar çok çalıştım ve de çok şükür saçmalamadım. Yani ne bileyim kumar oynamadım, alkolüm olmadı, gereksiz şeylerim olmadı. Bunlar işte diyorum ya aile herhalde verdi ki ya da kendimde vardı bilmiyorum. Bunun hep faydasını gördüm ama hala hayatımda mesela böyle yaşadığım için, göstermek sevmediğim için hala hayal ettiğim şeyler var. O hayal ettiğim şeyler de... Hedef ve mutluluk veriyorsun beni, işte. Evet, bana mutluluk veriyor. Doymadı, yani bir takım şeyleri daha böyle istiyorum, yapabilirim diye biliyorum. Kendimle bu açıdan gurur duyuyorum mesela. Hep kendimi bu açıdan gerçekten tebrik ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. O zaman burada küçük yaşayacaksın. Kesinlikle. Kazandığının minimalizm işte. Gerisinde yaşayacaksın. Evet. Küçük mutlu olacaksın. O zaman hem genç kalıyorsun, hem mutlu yaşıyorsun, hem başarıyorsun. Bir de doğru da değil biliyor musun? Bu kadar ekonomide, dünyada ve Türkiye'de ekonomide fakirliğin, yokluğun olduğu yerde göz göre göre bazen insanların böyle gözüne varlığını sokmak da bence adil ve ahlaklı değil. Ayıp aynen. Çok ayıp. Biz eskiden diyorum ya ayıp derlerdi, ayıptır söylemesi derdik. Şimdi biz ayıptır söylemesi kavramını da unuttuk. Her şeyi göstermeye başladık. Bu devir çok zor bir devir. Bakın o kadar zor ki 1950'den itibaren bu başladı. Bu planlı bir projeydi. Marshall yardımlarıyla başladı. 1950'den önce böyle bir ülke değildik. Gördüler ki bu ülkenin coğrafyası çok değerli, tarımı çok değerli. Bizi sürekli borçlandırmaya başladılar. 1980'de ikinci vitese geçtik. Özal dönemi ile 2000'den itibaren de 3. vitese geçtik. Şimdi buna neoliberalizm deniyor. Çok çok daha bizi fazla harcatmaya çalışacaklar. Bizim çocuklarımız için, ailelerimiz için, çevremiz için, burada bizi seyredenler için en büyük verebileceğimiz şey ya arkadaşlar bu kadar çok harcamadan da mutlu olabiliyor. Bak Hülya Avşar da bunu yapmadan mutlu olabiliyor. X bir insan da bunu yapmaktan mutlu olabiliyor. Ben bazen özellikle böyle ailelerin hikayelerini anlatıyorum. Adam Türkiye'nin en sayılı zengini 8-10 yıllık araba kullanıyor. Yani veya bir mobilya devi IKEA'nın sahibi 20 yıllık araba kullanıyordu. Steve Jobs 25 yıllık araba kullanıyordu. Ya bu adamlar bunu kullanıyorsa bizim ne farkımız var? Biz de kullanabiliriz arkadaşlar demek istiyorum. Çünkü niye? Bize bu tam tersi pompalanıyor sürekli. Aslında onlar şunun farkına varmışlar. Zengin olmak da gösteriş yapmak da karşıdaki insanları aslında öyle çok önemsediği bir şey değil. Belki de. Ya bir de dediğim gibi yani ne gerek var diyorlar. Adam ne gerek var? Ben Steve Jobs'um diyor. Ne gerek var? Ya şimdi şöyle düşünün. Nasıl biliyorlar ben de istesem alırım diyor. Aynen, mesela. Aynen ama o çok güzel bir durum. Yani içi dolu ya adamın. İçi evet. Dolu bir adam. Onu örnek veririm ben. Yani şuradan İlber Hoca gelse, İlber Ortaylı. Buraya Murat 131'le de gelse, Şahin'e de gelse. Adam İlber Ortaylı. Hiç sorun yok. Aynen. Anlatabildim mi? İşte o duyguya gelebilmek lazım. İşte sizle onu zamanla zaten gelmiş bir insansınız. İşte böyle insanlar çoğalınca ve bunu örnek olarak anlattığımızda ülke için fayda olacak. Ama maalesef tabii sistem de bize bunu yapma diye öbür taraftan Instagram'dan sizi pompalayacak. Diyecek kesinlikle. Ki bak bu çanta sana yakışır. Orada şunu yapacaksınız işte. Ben şunu tavsiye ediyorum bir de. Herkesin bir kendi zaaflarını bilmesi lazım. Şimdi zaaflarınızı bilirseniz kendinizi frenlersiniz. Mesela eğer bir arkadaşım var kumarı çok seviyor mesela. Kıbrıs'a giderken ne kredi kartını alıyor ne de benden para alıyor. Şimdi iş için gidiyoruz. Parası olduğu için bir şey yapamadan geri dönüyor. Hülya Hanım, herkesin kendi zaafı var. İlk önce oturacaksınız bu programı seyrettikten sonra ben çanta alma hastası mıyım? Ayakkabı hastası mıyım? Tatil hastası mıyım? Yurt dışında müze hastası mıyım? Onu bileceksiniz ve kendinizi o konuda frenleyeceksiniz. Onu frenlemezseniz öyle bir sistem kurmuşlar ki algoritma sizi bakacak, her gün size ona yollayacak ve siz en son ne yapacaksınız biliyor musunuz? Fark etmeden geceliğin biraz çakır keyifken, biraz yorgunken Mert ya arayacaksınız beni. Sen dedin ama ben dayanamadım o 4 çantayı aldım. Atıyorum 3 ayakkabıyı aldım. Çünkü pijamayla otururken de alabiliyorsun. Tabii konfor verdi bize işte. Tabii. En kötüsü o. Ama bunlar online sistem çıkmadan önce vesaire vesaire bunlar gerçekten insanlar kendileri üşeniyorlardı, çok gidemiyorlardı, zor, tabii. Gidip bir göremiyorlardı. Ve ister istemez ben kullanmıyorum normal yaşıyorlardı. Peki şimdi bu yapılan online sistem ya da biraz evvel bahsettiğimiz her şeyin online kumarlar falan ne farkı var? Sanal beyin onu yaşamadığı için pek tekrar söylüyorum. Bakın ben şöyle bir hikaye anlatayım oradan yine. Şimdi ben bir yerde çalışırken küçük çocukken Sultanahmet'te bir tane gayrimüslim onlardan çok şey öğrendim ben ticareti. Adam bana her ay maaşımı kağıtla nakit para verirdi ve küçük küçük paralar
verirdi. Böyle bu kadar para verirdi. Öyle mutlu olurdum ki aldığım para 3 kuruştu. Bir gün sordum niye bana bankadan veya bilmem ne şöyle toplu vermiyorsun? Dedi ki bu paranın değerini böyle küçük küçük olunca dokununca çok anlıyorsun ve kolay harcamıyorsun derdi. Ne zaman ki sanal gelmeye başladı o para, yani bana bugün 50 bin lira geldi mi tık diye yollarsınız. Dolayısıyla bakın sanal para, sanal alışveriş, sanal kumar, sanal ne olursa olsun. Sanal alışveriş, sanal kumarla aynı bence. Tabii. Benzer değil, aynı. Orada onun tutkulular var. Evet, evet, aynı tutkuları var ya, durduramıyorsunuz. Yani çünkü görmediğiniz bir şey, dokunmadığınız bir şey. Hisse senedi için de geçerli. Bakın onunla da ilgili bir örnek vereyim. Ben çok eskiden beri hisse senedi yatırım yaparım. Eskiden hisse senetlerini eve kağıt olarak alırdık. Yastığımızın altına koyardık ve tutardık. Onu satamazdık. Düşünsenize Koç Holding'e ortağım derdim. Şimdi o da kalktı mesela. Artık sanal olarak tutuyorsunuz. Yani internet üzerinde ben Koç Holding'e ortağım. Ama sadece orada internette yazıyor. Bir tuşla basabiliyorsunuz. Bir tuşla alabiliyorsunuz. Bakın sanal olan her şey harcama dürtümüzü arttırıyor. Ve bunları bilerek yapmıyorlar. Bakın bu bir basit bir şeydi. Bu rastlantı değil. Altın için de söyleyeyim mesela. Anneler soruyor bana. Sanal mı alayım? Fiziki mi alayım? Fiziki alın diyorum. Niye fiziki alın biliyor musunuz? Sanal altın aldınız diyelim şimdi. 50-60 bin liraya aldınız. Geceliğin bir tatil görüyorsunuz. Veya kızınız. Bakın herkesin bir zaafı var. Herkesin bir canı var. Kızınız diyor ki anneciğim ne olur bunu al bana diyor. Sizde bir tane çocuğunuz var. Kıyamıyorsunuz yani. Tık diye tuşa basıyorsunuz ve o altını bozup alıyorsunuz. Ama o kasada durunca ne oluyor biliyor musunuz? Dur kızım diyorsunuz. Yarın ola hayrola diyorsunuz. Aynen. Sonra yarın diyorsunuz ki ben şimdi kuyumcuya gideceğim. Kasadan çıkaracağım, tabii, bozduracağım, edeceğim. Kız da vazgeçiyor, siz de vazgeçiyorsunuz. Bakın bütün sistem, dedemin bir sözü vardır. Para bir kuş gibidir, kafese koymanız lazım. Kafese koyarsanız harcayamıyorsunuz. Yani bugün buraya 200 bin lira koyalım, Mert Başaran da bu parayı bitirir. Ama o 200 bin lirayı bireysel emekliye cimri veya... misin ki? Ona pinti diyorlar bazen ama. Şimdi pinti ve cimri kavramını da onunla ilgili çok güzel bir soru sordunuz. Bu kavram bile... Bakın bu kavram bile komplo teorisi gelecek ama yukarıdaki o bize para harcatmak isteyenlerin uydurduğu bir kavram. Çünkü kendileri böyle yaşıyorlar. O sayede servet sahibi olmuşlar. Sen böyle olma diye bunu... Sen normal yaşıyorsun. Sen sana diyor ki sen böyle yapma. Bu pintilik. İyi de sen böyle yaparak zengin oldun. Hangi zengin kusura bakmasın ama helal yoldan ama. Zengin olmuş insan zamanında tırnak içinde pinti olmayarak köyden kente gelip zengin olmuş. Hepsi evet, zamanında pintiydi. Şimdi ama sana bunu pintilik kötü diye aşılıyorlar. Tabii. Çünkü bakın Hülya Hanım sistem tekrar söylüyorum. Sistem Hülya Avşar'ın da Mert Başaran'ın da X insanın da bizi seyreden Ayşe teyzenin de harcamasını istiyor. Borçlu olmasını istiyor. Hülya Avşar borçlu olursa Hülya Avşar'ı ben X bir reklama çok ucuza çıkarabilirim. Affedersiniz örnek olarak. Hülya Avşar güçlü olursa, hele bir de kadın güçlü olursa istediği reklama çıkar, istediğine çıkmaz. İstediği programı seçer, istediği programı seçmez. İşte sistem borçlu, güçsüzleri özellikle seçiyor. Evet. Onlara vermemesi gereken, alamayacağını bildiği parayı veriyor. Ondan sonra onları iki misli soyuyor. Aslında güçsüzler yüzünden o sistem yürüyor. Doğru. Buraya kadar haklısınız. Tabii ki güçsüzlerin yaptığı ya da o poor mindset. Şimdi bakın bir poor mindset diye bir kafa yapısı varmış. İşte fakir kafa yapısı, zengin kafa yapısı. Bu doğuştan ve öğrenmeyle geliyor. Hmm. Şimdi bir kısmı doğuştan, bir kısmı da öğrenme. Düşünsenize hiç hayat boyunca görmemişsiniz. Şimdi çok önemli bir şey. Düşünsenize sizin çevrenizde bunu anlatan olmamış, işte bu paraları biriktirmeniz gerektiğini anlatan olmamış. Aileniz böyle değil diyelim. Siz de ister istemez öyle büyüyünce fark etmeden o girdaba kapılıyorsunuz. Yani bu çok önemli bir şey. Mesela benim öyle arkadaşlarım vardı ki iki kuruş kazandığını işte altılı ganyana verirdi, oraya harcardı, bara pavyona giderdi. Şu an hiçbir şeyleri kalmadı. Ama o çocukların da şanssızlığı neydi biliyor musunuz? Etraflarında bugün bu konuları anlatacak kimse yoktu. Ona biri deseydi ki kolundan çekseydi. Hı hı. Bak kızım, bak oğlum bunu yapma. Gelecekte parasız kalırsın deseydi o çocuk yapmayacaktı. Tabii. Dolayısıyla sistemde evet böyle bir şey var ama bizim de etrafımızda bunu anlatan yok. Demin anlattığımız gibi. Mesela şimdi ben bir tane şey, çocuk... Anlatmakla oluyor mu? Oluyor. Ben o yüzden diyorum. Çok dua alıyoruz. Yani anlatıyoruz tamam. Ama karşıdaki... Anlayan var. Anlayan ve uygulayan var. Yani en azından bana gelenler çok olumlu. Yani o kadar o yüzden izleyen oluyor, takip eden. Hani şunu diyorlar. Çünkü bilmiyorlar. Bakın çok önemli konu şu. Tekrar söylüyorum. Bak biraz şunu anlatmak istiyorum müsaadeniz varsa. Şimdi ben şimdi şöyle bir hayat hikayem var. Oradan başlayayım 2 saniye. Ben dedesi çok küçük paraları çalışarak biriktirmiş. Çok başarılı olmuş. Babası da hiç çalışmamış bir ailenin çocuğuyum. Dedem sıfırdan çok para yaptı. 2 tane apartman yaptı. Babam da istemediği bir okula zorla dedesinin zoruyla, otoriter bir dedenin zoruyla gitmeye başlıyor. Ve en iyi okulları Alman Lisesi, Avusturya falan. Ve doğru düz çalışamıyor ve hiç çalışmıyor. Babamın hiç çalıştığını hatırlamıyorum biliyor musunuz ben? Babamın işe giderken görmedim ben. Ve babam hep sattı yedi. Sattı yedi sattı. Ve sonra 2000 yılıydı falan her şeyimiz gitti bizim. Ben babam borçlu demek zorunda kaldım. Bir de o sırada kolejde burslu olarak okudum. İyi bir kolejde. Orada şunu gördüm Hülya Hanım. Bir babamın arkadaş çevresi var. Bunlar burada 5000 lira kazansınlar, hemen onu bu akşam para pavyona gidelim yiyelim diyenler. 3 lira kazansınlar, altılı ganyana koyalım diyenler. Bir bu çevre var. Bir de o zengin arkadaşların babaları var. Onlar da Türkiye'nin sayılı zenginleri. Onlar da çok enteresan. Ford arabayla gelirler. Bilmem neye binerler. Yazları sizin demin programın başında anlattığınız gibi biz tatile giderken babamın o çalışmadan dedemden gelen paralarla biz o zaman Bodrum'a giderdik. Bu çocuklar fabrikalarına giderlerdi babalarının. Hmm. Bazıları gayrimüslimdi. Rakiplerinin fabrikalarına çalışmaya giderlerdi. Şimdi ben bunları görünce şunu fark ettim ki. Sonra dünyada bunu gördüm.
Hep demin anlattığım gibi zengin kafa yapısı ve fakir kafa yapısı diye bir şey var. Fakirler bunu bilmediği için, bilerek anlatılmadığı da için, okullarda da anlatılmıyor, bunu anlatıyorum ben her yerde, bunu yapamıyorlar. Ama orada o fakirlere veya orta sınıfa veya işte yeni yetme, yeni sanatçı olup para kazanmış olan bir insana, orada iyi bir menajer olur, iyi bir dost olur, iyi bir abi olur. Bak evladım, bak gençken bunları böyle yaparsak paramız çoğalır. Bu para yarın bir gün yavrular bir noktaya gelir, finansal özgür olursun. Anlatılsa o çocuklar bir yere gelecek. Benim şansım işte... Anlatılmakla mı daha çok anlaşılıyor, yapmakla mı? Şöyle, anlatıp yapmak ve rol model olmak. Mesela ben şunu anlatsaydılar yine inanmazdım. Ben iki şeyi görünce hayran oldum o iyi ailenin çocuklarına mesela. Bunlar işte dediğim gibi babaları çocuklar doğduğunda, bakın çocuklar doğduğunda hepsinin en iyi okullarda okuyacak paraları vardı. Babaları batsa bile nasıl yaptı dedim. Babam diyor biz doğduğumuzda diyor Çerkezköy'de, Çatalca'da diyor yerler almış. Bir tane aile değil bu. 100 tane ailede aynı lafı duydum mesela. İşte o zaman daha bireysel emeklilik yoktu Türkiye'de. Biz sigorta şirketi vardı. Hepsi sigortalamışlar. Biz ne sigorta nedir bilmezdik o zaman. Yani adamlar paraları olmasına rağmen bu para bir gün biterse diye B planı hazırlıyorlar mesela. Tabii. Biliyor musunuz? Şimdi bu işte zengin kafa yapısı. Dolayısıyla ben bunları gördüm ve bunların çocuklarının da bir noktaya geldiğini görünce ailelerin dedim ki ben kendi hayatıma bunu tatbik edeyim. Ben küçük yaştan itibaren 16 yıl kurumsal hayatta maaş çalıştım. Çalışırken çoğu arkadaşım çok lüks yaşarken ben tırnak içinde pinti denen bir hayat yaşadım. Ki kesinlikle bence pinti değildim. Kendimi çok güzel açıkladın biliyor musun? Evet. Pintilere ve cimrilere evet. Hep böyle bir hani bu kadar da asla olmaz diye bakarken şu an saygı duyuyorum. Teşekkürler. Sonra o pinti denen arkadaşlarım ne oldu biliyor musun? Bana geldiler dediler ki ya biz zamanında pinti diye dalga geçiyorduk ama biz hala sabah 6.30'da kalkıyoruz. Sen şimdi 11-11.30'da kalkıyorsun. Çünkü ben bıraktım çalışmayı. Finansal özgürlük bu demek zaten. Zenginlik demek değil. İstediğin zaman çalışıp istediğin zaman çalışmak. İstediğin insanla görüşüp istediğin insanla görüşmek. Bunu yapmak için de bir şeyi tutmuş olman lazım. Evet, bir şey tutman lazım. Bravo. Ve para zamanla da büyüyor bu arada. Yani evet. Servet sahibi olmanıza gerek yok. Onu da gördüm o ailelerden. Yani o ailelerden şunu gördüm. Bir tanesi var mesela. İşte ya rakı masasında yer almış. Bugün 200 milyon ediyor adamın yeri. Şimdi bunları görünce dedim ki ya bunlar yapmışsa bakın ben zenginleri kopyalıyorum. Başka bir şey yapmıyorum ama gerçekten sıfırdan gelmiş zenginler. Bu adamların hep yaptıkları aynı şeyler. Kitapta da onu anlatayım. Ya 50-60 tane madde var. Hepsi aynı şeyi yapıyor biliyor musunuz? Yani X ailede isimlerini vermeyeyim ama hepsi Y ailede aynı şeyleri yapmışlar. Bunları yapınca Amerika'da da aynı şeyi yapıyor bu arada. Sen de bu noktaya gelebiliyorsun. Ben onu uyguladım ve 36-37 yaşında kendimce bir şeyler sahip oldum. Dedim ben finansal özgür oldum. Arkadaşlarıma diyorum ki bakın ben bunu uyguladım. Bunu siz de uygularsanız diyorum. Bu bir günde olmaz ama Türkiye'de öyle de bir sorun var. Bunu yarın sabah istiyorlar. 2 gün sonra istiyor. Bakın ben 16 yıl sürdü bunu yapmam. Bir günde olmaz. Sıfırdan başlıyorsanız, helal yoldan da bir şey yapmak istiyorsanız her yıl bunu küçük küçük yaparak oluyor. Ne yaptım? Örnek vereyim mesela. Bakırköy'de bodrum kat aldım ilk. Çünkü param ona yetiyordu. Şunu demedim. Ay ben bodrum katta oturur muyum? Ne yapacaksın? Param ona yetiyordu. 15 bin liraydı o zaman. O bodrum kat bana maya oldu. Ben bunu mayalamak diyorum. Sonra bir üst katı alabildim. Çünkü onu sattım. Sonra ondan Halkalı'da başka bir yere, o zaman da Halkalı'ya çöplük diyorlardı. Çöplükte yer aldım. Sonra oraları lüks konut oldu. Bilmem ne oldu. Yani ben herkese onu anlatıyorum. Bizde şöyle bir dert başardın var. Başardın yani aslında. Kendimce çok şükür. Yo bayağı başarmışsın işte. Yani, herkesce başarılmış bu. Bakın yine çok önemli bir nokta var. Benim servetim çoğu insanın binde biridir. Ama o 900'le başladığı için, 800'le düştüğü için mutsuz. Ben yine diyorum, ben geçen bir çekime gittim TV8'de. O programın çekildiği stüdyolarda ben bowling salonunda ayakkabı veriyordum. Bakın üniversite öğrencisiyim, işsizlikten bowling parasızlıktan. Şimdi bowling salonunda ayakkabı veren bir çocuk televizyon programına çıktığında çok mutlu oluyor. Anlatabildim mi? Tavuk döner yiyen bir adam çıkışta lüks bir restoranda şampanya içmesine gerek yok. Kola bile içse mutlu oluyor. Tabii. Ama öbürü doğuştan öyle doğmuş. Bakın, acaba babandan dolayı mı sen böyle oldun? Tabii babam bana travma yapmış. Hatta bununla ilgili travma da var. Bu tabii travma. Çünkü eve haciz gelince küçük benim kardeşimde de bu var maalesef. Çünkü yaşamışız düşünsenize. Ne oluyor bu travmalarda? Şöyle oluyor. Size? Çok büyük mesela o şatafatlı hayatları. Her şerde bir hayır var işte. Var tabii ama şunu yaşıyorsun Hülya Hanım. O kadar paranın bir kez çok çabuk biteceğini gördüm. Ben yani bizde iki tane apartmanın çok rahat biteceğini, o bitmez denen paraların çok rahat bittiğini gördüm. Göz açıp kapayınca. Bir. İkincisi faize koyardı babam. Kiracıyla da uğraşmazdı. Faize koran paraların %2000 Tansu Çiller zamanında çok iyi faizle getirse paranın eridiğini gördüm. Öyle güzel eriyor ki. 800 milyon ev sattık. Babam öldüğünde aradılar bizi. 800 milyon sıfır atıldı. 800 lirayı bankadan alın dediler. 800 lira olmuş para eriyerek faizini çekmişiz. Bunu gördüm. Üç şunu gördüm. En önemlisi o işte o. İşte biraz da ondan ihtiyacım olmuyor markaya ve cekete. Babam bizi 13-14 yaşındayken o olmayan paramızla etrafa şey yapacağız diye Bebek'teki en lüks restoranlara götürürdü. Yemekler yerdik. Orada şunu gördüm ki o kadar güzel restoranlara gitsen de parası kalınca sonra çok üzülüyorsun kardeşim. O kadar güzel restorana gidince o para çok çabuk bitiyor. O yüzden de yaşamak çok önemli. Ben damdan düştüm. Damdan düştüğüm için de diyorum ki gençler ben damdan düştüm. Bunun travması nasıl oldu? Travması sende? Şöyle oldu. İşte demin anlattığım cimrilik. Cimrilik dedikleri. Cimrilik demeyin. Dedikleri şey
yani. Yani paran yokken biriktirirken herkes dalga geçiyor zaten. Arkadaşlarım çok geçti. Şimdi nasıl yaptın diyorlar. Bakın ya, öyle oluyor olmuyor. Zaten. Öyle yani oluyor. Siz buz gibi soğukta Hülya Avşar olarak bir yerlere koşarken aa diyorlardı. Noktaya gelince de nasıl oldu? Herkes sona bakar. Herkes sona bakar. Sonunda bakıyor buzdağın üstünde. Şimdi dolayısıyla da o dönemde herkes eleştirecek. Sorun yok. Bakın yine çok güzel bir sözdür. Bir yatırım yaparken ya da bir hareket ederken ne kadar ortalama zeka sizle dalga geçiyorsa doğru yapıyorsunuz demektir. Net söylüyorum size. Ne güzel söyledin. Ben söylemedim. Bu da bir açıklanmış bir şeydir. Yani siz diyorsunuz ki ben şu projeyi yapacağım. Herkes sizle dalga geçiyor. Yani Mark Zuckerberg Facebook'u kurarken herkes dalga geçiyordu. Şu an nasıl dahi diyorlar. Dolayısıyla şimdi şuraya geleceğim. Benim babamla yaşadığım şeyler bana bunu yaşattı ya. Şöyle bir şey oldu. Travmanın şöyle bir sıkıntısı var sadece. Hep bir gün bitebilir korkum var. Bitebilir korkum var. Yani Allah korusun bir daha aynı şeyi yaşarım. Çünkü çok zor bir şeydir. Yine doğru, yani, doğru. O yüzden mutlaka. De o size ayakta kalma dürtüsü veriyor. Yani bugün X bir araba alacağım diyelim ya da X bir yere gideceğim. Şunu diyorum. Ya buna gidebilirim. Var bütçem ama ya babamın durumuna düşersem, ya eve haciz gelirse, ya gelmez. 40 bin lira harcamakla gelmez herhalde. Ama gelir korkusu geldi. Dolayısıyla maalesef bu da var. Bu hayatta düzelmiyor değil mi? Bu geçmiyor. Düzelmiyor tabii, çok zor. Düzelmiyor. Bir yere kadar aşmaya çalıştım, düzelmiyor. Ama bunun artısında olduğu için bozmaya da çalışmıyorum. Yani bu beni öldüren bir şey değil. Ama faydası oluyor. Mesela bir başka bir sanatçıyla mesela bir program yapmıştım. İsmini vermeme gerek yok ama. O da mesela babasından bunu görmüş. Babası ona anlatmış. Bak kızım akarken doldur. Bak ne sanatçılar vardı. Zamanında yok oldu, parasız kaldı demiş. O kız da o sayede, o küçük yaşta o ders aldığı için birikim yapıp bir şeyler sahibi olmuş. Dolayısıyla no gain without pain diyorlar. Yani acı çekmeden hiçbir şey kazanılmıyor. Evet bir acı çektik, bir zorluk yaşadık. Ama onun sonunda ne oldu? En azından şu anda bir şeylerimiz var. Bunu yaşatmasaydı... Tek çocuk musun? Kardeşim var. O da mı tutumlu oldu? O şöyle oldu. Onda da aynı dertler oldu. Onda da aynı korkular var. Fakat onda ters bir tepki yaptı. Bakın herkes de aynı olmuyor. Onda mesela Allah vermesin çok böyle hızlı kazanmaya karşı bir merak oluştu. O benim kadar nasıl söyleyeyim size? O mesela şeye dayanamıyor mesela. Hızlı kazanmak diye bir şey yok çünkü. Bravo işte. Ona şöyle bir şey deseniz mesela. Bugün burayı al. 5 yıl sonra bir şey ne olur? Ah ölümlü dünya. Hep ölümlü dünya diyor mesela. Öleceğiz gideceğiz bir an önce yiyelim. O biraz daha hızlı yeme şeyinde. Tabii yine çok fazla değil ama. 90 yaşına kadar da yaşayabilir aslında. Evet. Ve sürünerek yaşayabilir ya da iyi. Bir de onları o kadar çok yaşadık. Bir de bak Allah şöyle bir şey yaşattı. Bir de çok hızlı kazanılan paranın kıymeti de bilinmediği için çabuk da gidiyor. Öyle oluyor. Bir kazanıyor 1000 lirası 50 bin oluyor. 2 gün sonra yine tutturamıyor hayatı boyunca. Ve bu zamana kadar boşuna zaman harcamış. Evet. Ufak ufak da biriktirmek açısından. Evet. Yani bir sonra diyor ki kaç yaşına geldim bir şey olmadı. Mesela bir de şok şunu gördüm. Yine işim gereği çok. Bir de üzerine bunların hep işim gereği de bunu. Şimdi ben bu tip insanlarla görüştüğüm için bana en çok ne geliyor? Tekrar söylüyorum. Bakın en şaşırtıcı olan o. Çok güzel tırnak içinde babam gibi yaşayan her gün bir sürü insan geliyor bana. Mert'çim diyor. Zamanında at aldık diyor. Zamanında golfe üye olduk. Zamanında işte Ferrari aldık. Ama diyor şu an artık bunları kaldıramıyoruz diyor. Bizim şu 2 milyonluk evi işte 1,5'a aciz satsana diyor. Danışmanlık mı yapıyorsun? Evet abi. Ben tasarruf koçluğu diye bir şey yapıyorum. Tasarruf koçluğu? Evet. Kendim uydurdum bunu. Muhteşem bir şey uydurdum. Aynen. İnsanları zorla sopayla para biriktiriyorum. Yani. Muhteşem bir şey. Çünkü önemli. Türkiye'de bunun açığını gördüm. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Zorla yapıyorum. Zekisi. Estağfurullah. Aa, vallahi bilmiyordum böyle olduğunu. Sen de bir şeyler olduğunu farkında olduğum için davet ettik. Ben geldim. De buraya çağırdığın için teşekkür ederim. Çok onur duydum. Çok mutlu oldum. Ben de çok şey... Onu yapıyorum biliyor musun? Şeyleri tekrar yeniledim belki de öyle diyelim. Muhteşem bir şey. Onu yapıyorum. Mesela ne yapıyorum? Adam geliyor işte şunu almış bunu almış. Bunlara ihtiyacın yoktu. Sen bunları yaparsan diyorum 7 yıl sonra iflas edeceksin. İflas edecek. Görüyorum çünkü. Benim babamı görüyorum. Rakamlarla gösteriyorum. E ne yapacağız diyor. Küçüleceksin diyorum. O evden bu eve çıkacaksın. İlla zengin olmasına gerek yok. Orta sınıfta da bu çok hata var. Mesela adam var. Bir tane biri var mesela. Şöyle bir örnek vereyim. Bir ev alacaktı. 20 milyona ev alacak kalamıştı. Burayı almayacaksın sen dedim. Ben burayı hak etmiyorum bile. Sen burayı hak ediyorsun ama dedim. Ama burayı alırsan dedim. Yarın bir gün bir işlerin kötü giderse o evi ödemek zorunda dediğin gibi bankalın yine düşeceksiniz dedim. Onun yerine 7 milyonluk ev alacaksın dedim. O 13 milyonu şuraya yatıracağız dedim. O 13 milyonla 5 yıl sonra o evden sana 3 tane alacaksın. İşte insanların biraz buna ikna olması lazım. Çok da... pahalı mısın? Yok hayır ben hatta şöyle yapıyorum. Bunu bilmeyenler için söyleyeyim. Ben kesinlikle haftada bir gün ofiste danışmanlık veriyorum. Ücret almıyorum. Bağış yaptırıyorum. Bana gelen biri bu da benim manevi tatminim. Darüşşafaka veya Lüsev'e diyorum. Bir danışmanlık ücretim sonra var. Sonra devam ediyor. Ondan sonra devam ediyor. Ben böyle bir şeyim var. Bu kadar. Ha, devam ediyor. Para almıyor musun? Almıyorum. Ben ancak ben... Nasıl? Böyle mastalım bu yani. Çünkü bunlar çok para alınacak şeyler değil. Bu tavsiye veriyorum sadece. Yani ne alayım ki bunlardan yani? Size zorla tasarruf yaptırıyorum yani. Peki şimdi bu son zamanlarda enflasyon, ben her zaman her şeyde umutlu, ümitliyim, mutlaka düzelecek diye düşünüyorum. Fakat tabii belki de uzun bir zaman lazım. Bu demektir ki artık yeni bir yaşam şekline girdik. Herkes yaşam şeklini değiştirmek zorunda. Maalesef. Bunun böyle
maddeleri var mı şu anda bana? İki tane, üç tane hemen bir kez birinci üzücü bir şey söyleyeyim. Düzenli. Türkiye ile alakası dünya çünkü buraya gidiyor artık. Dünya tamam. Şuraya gidiyor. Yapay zeka diye bir şey arttıkça, teknoloji arttıkça insana ihtiyaç hiç kalmayacak. Bu dünyada evet. Da böyle. Yani eskiden bir postaneye gittiğinizde veya bir bilet alırken metrobüste metroda bir kondüktör ama vardı. Ama yapay zeka bir sohbet edebilecek mi seninle? Şimdi oraya geleceğim. Edemeyecek. Makinalar... Tamam ama çoğu işler azalacak. Biliyorum. Eskiden tabii, mesela tabii. Diyorum ya şimdi şöyle düşünün. Eskiden bir aile bir metroda 4 tane aile ekmek yiyordu. Şimdi onun yerine bir tane makine koyuyorlar, o makine veriyor. Ak merkeze bir AVM'ye giriyorsunuz. Ne yapacaklar? İşte işsizlik çoğalacak ve gitgide çoğalacak. Dünyada da böyle. Bunun sonunda ne olacak? Maalesef orta sınıf iyice ortadan yok olacak. Bunu biz değiştiremeyiz. Nasıl olacak yok? Anlamadım ki yani. Yok, böyle daha da kötü. Ne olacaklar yani onlar? İşte Türkiye'deki şu anki durumu düşünün. 20 yıl öncesini mecburen düşünün. Mecburen dibi görüp bir şey üretmek, herkes kendisinin patronu olacak herhalde. Şöyle olacak, bence şöyle olacak. Herkes İnsanlar daha tasarruflu yaşamak zorunda kalacak artık maalesef. Tasarruflu ama kendi patronun olacaksın çünkü iş bulamayınca. Kendi i̇şte kendi patron olmaya çalışacaksın. Zorlayacaksın ve bir şey yapacaksın. Yok, iş yapacaksın. Dünyada şu konuşuluyor artık, bu Davos'ta falan da konuşuluyor. Vatandaşlık maaşı vereceğiz diyorlar. Yani Avrupa'da, Amerika'da diyorlar ki biz sana standart bir para vereceğiz. Sen bize bulaşma, biz zenginliklerimizi yaşayalım. Sen orada orta sınıf yaşasın diye bir şey yapılıyor. Bu konuşulan bir şey, vatandaşlık maaşı. Dünya oraya gidiyor artık. Şimdi bu olacaksa önümüzdeki 20 yıl sonraki olacak gibi gözüküyor. Bizim acilen tedbir almamız lazım. Şöyle bir örnek vereyim anlayacaksınız. Bundan 40 yıl önce benim dedem Nişantaşı'da ev alabiliyordu çalışarak. Benim babam yapmadı ama çalışarak Bakırköy'de ev alabiliyordu. Keşke yapsaydık neler alabilirdik. Ben çalışarak Kurtköy'de ev alabiliyordum. Halkalı'da ev alabiliyordum. Sizin kızınız büyük ihtimalle çalışarak abartıyorum Uganda'da bile ev alamayacak. Dünyanın gidişatı bu. Hani Çerkezköy falan artık bile uçmaya başladı. Dolayısıyla dünya buraya gidiyor ya artık bizim yeni bir şeye dönmemiz lazım. İnsanların artık kendine çeki düzen vermesi eskiden lazım. Eskiden mesela insanlar biz eve para mara yatırmayız ya kirada otururuz daha iyi falan yapıyorlardı. Alabiliyorlardı çünkü onu gerek sonra alırım diyorlardı değil mi? Sonra yaparım. Sonra tabii. Ederimler. Şimdi işte evi olmayanlar çok zor. Asıl dünyanın en büyük zorluğunu yaşıyorlar. En büyük zorluk ve daha da zorluk yaşanacak. Ve bununla ilgili de yine mesela çok fazla Amerikan medyasında takip ediyor. Orada anlatılıyor. Yeni bir şey pompalanıyor. Ne biliyor musunuz? Bir hedonizm. İkincisi de şey. Satın almana gerek yok. Mülkiyetsizleştirme diye bir şey var. Kirala mutlu ol. Ne gerek var ev alıyorsun evet. Diyorlar. Kim alacak peki evleri diye sorduklarında Wall Street şirketleri. Yani Amerika'nın borsadaki şirketleri alacak. Dünyanın en büyük şirketleri. Onlar alıyorlar evleri sana kiraya vermeye başlıyorlar. Dolayısıyla artık bizim aklımızı başımıza devşirmemiz lazım. Vatandaşın şunu düşünmesi lazım. Eğer bir şeyimiz varsa, bir avuç toprağımız da varsa, bir avuç evimiz de varsa küçümseyip onu satmamak lazım. Mesela bana en çok gelen o. Ya Mert Bey işte hani halkın soracağı soru şu. Ya işte dolar artacakmış ya da bilmem ne olacakmış. Evimizi satalım ondan sonracımı sonra geri alırız. Sakın ha yap. Bakın bir sürü ekonomist, hatta bazıları çok 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 bilinen ekonomistler. Bunlar dediler ki 2-3 yıl önce satın evlerinizi işte dolara koyun. Çoğu insanın evleri gitti elinden. Çünkü sistem bu. Bu da bir küresel bir proje. Tamam. O yüzden mutlaka mülklerinizi satmayın. Özellikle büyük metropollerde hiç satmayın ve şunu tavsiye ediyorum. Var olan paranızla da alabileceğinizi alın. Bunu şöyle bir ekonomiyle örnek vereyim. Bakın 1700 yılından beri böyle bir şey var. 1700 yılında bir lale spekülasyonu diye bir şey var. Tarihe geçmiştir. Bir lale binlerce altına el değiştiriyor. Yani her zaman dünyada birileri bir şeyi pompalar. Sıradan vatandaş da bilmediği için adamın eğitim düzeyinde tecrübesi yok ki. Biri diyor ki ev fiyatları çökecek. Siz de korkuyorsunuz. Ne yapacaksınız? Koskoca ekonomi profesörü, koskoca şey satayım diyorsunuz. Bakın daha da ileri bir şey söyleyeceğim. Bu da bir manşet belki çıkarırız buradan size. Dolar tutmak enayiliktir mesela. Her şeyde biliyorsunuz maşallah bir programda manşet çıkarmak yok. Vay be helal olsun. Mesela yıllardan beri bize bu doların enflasyonu anlatılmadı. Bir sürü insan Türkiye'de %99'u bu halkın dolar tutuyor ve parası pul oldu. Oldu mu olmadı mı? Halk bunu biliyor mu bilmiyor. Ne, anlatılıyor ne yapsınlar? Altın alacakken dolar almış insanlar. Bakın altınla dolar arasında uçurum kadar fark var. Bize bu da anlatılmadı. İnsanlar gidiyorlar yastık altına dolar koyuyorlar. Şimdi siz o yastık altına dolar koyuyorsunuz ya. O para doların enflasyondan dolayı pul oluyor. Mesela örnek vereyim. 2002 yılında siz 50 bin dolara kızınızı en iyi okula Amerika'ya yollayabiliyordunuz. Bugün 50 bin dolara Amerika'da 6 ay bile okutamazsınız çocuğunuzu. Doğru. Veya Bakırköy'de biz 15 altın olsa? Ama altın olsa 600-700 bin dolar oluyor para. Bakın dolar. Bakın 100 dolarınız vatandaş anlasın diye söylüyorum. 2002 yılında 100 dolarınız varsa bugün 100 dolarınız yine 100 dolar. Ama 2002 yılındaki 100 dolarınız altın olarak koysaydınız bugün 600 dolar. Bakın 6'ya katlamış. Örnek vereyim buna da inanmayacak vatandaşımız olacaktır kızacaklar. Fatih Terim örneği vereceğim. Netflix'te Fatih Terim belgeseli var. Fatih Terim hocama selam olsun. Çok ben hep böyle filmlerde bile bunlardan etkilenip not alırım. Adam Adana Demirspor'dan mı Adana Spor'dan mı Galatasaray'a rekor transfer ücretiyle geliyor. Geldiğinde aldığı rakam o rakamlara göre 100 bin dolar. O gün Fatih Terim bizim büyük üstatlara inanıp da dolar paramı koruyor deseydi, doları kasaya koysaydı bugün o dolarla büyük ihtimalle Beylikdüzü'nde bodrum kat alamazdı 100 bin dolar. Ama o gün o parayı altına koyarsanız 5 milyon dolar oluyor. 50 kat artmış.
Anlatabildim mi? Dolar kendi içinde eriyor. 4 yıl önceki dolarınızla şu an aynı ev alamazsınız artık. Çünkü dünyada da her şey dolarla fiyatlandığı için yani kahve 100 dolarken aynı kalmıyor ki. Bizim vatandaş şunu anlamıyor. 2002 yılında dolar Mert Bey diyor 1,5 liraydı bugün 30 lira. Çok güzel. Kaç kat kazanmışsın? 20 kat. Ya ekmekten de bahsedeyim ya fark etmez. Her şey bakın her şey dünyada dolardan daha çok arttığı için. Altın peki? Altın koruyor bir şekilde. Altın koruyor bir şekilde. Dolayısıyla işte mesela bu bile anlatılmıyor. Hani ben size programın başından beri anlatmaya çalışıyorum ya. Dünyada bir sistem var. Ya bana adam ben iktisat mezunuyum. İstanbul iktisat mezunuyum. Bana bunlar okulda anlatılmadı. Benim arkadaşlarım geliyor bana. Ya biz bunları sen olmasan duymamıştık. Kimse anlatmıyor. Anlatılmıyor ya. Bakın televizyonlara bakın. Bir tane şu doların enflasyonu vardır. Dolar almayın diyen bulamazsınız. Herkes ne konuşuyor? Dolar uçacak az sonra. Dolar 50 lira ne zaman olacak? Ya dolar 50 olacak. Dolar 50 olduğunda simit 150 olacak. Senin paran erimiş. Sen bunu anlamıyor musun? Buna öğretilmiyor bakın. Bize bilerek bazı öğretilmiyor. Burada ne var biliyor musun? Burada da şöyle bir trik var. Tamam. Eskisi kadar dolar yükselecek ama sen eskisi kadar harcamayacaksın. Sen eğer harcamayı azaltırsan o doların yükselmesi altın gibi kendi koruyabilir sende. Şöyle düşün ama siz şunu ister miydiniz? Sizden örnek vereyim o zaman. Bir örnek var. Hadi bir hayal kuralım sizde. Sizin bir tane eviniz var. Sattık. Bir nedenden dolayı kiracıyla anlaşamadınız. Sattık. 100 bin dolara koydunuz. Hadi 100 binlik sizden en zor çıkar. Hadi 500 binlik ev çıktı diyelim. Tamam. 500 binlik Göktürk'te bir eviniz var. Sattınız. Şimdi siz onu dolara koydunuz. Kasaya da koydunuz. Bir de kasaya koyuyor insanlar. Tamam mı? Öyle bir şey var. Kasaya koydunuz. Tamam mı? Bankalara bir şey olur falan diye. Bakın bu da çok tehlikeli. Nedenini anlatacağım. Sonra 5 yıl sonra geldiniz. Mert'ciğim o 500 bin doları çıkarıyorum. Hadi bana ev al dediniz. Aynı ev. Göktürk'te 1 milyon dolar olduysa sizin 500 bin dolarınız TL bazında 5'e de katlasa paranız artmış mıdır, paranız erimiş midir? Erimiştir. Bitti. Sizin paranız pul oldu. Ben bir sürü insan tanıyorum. Sattıkları dolarla bakın son 4-5 yıl içinde biraz enteresan bir şey söyleyeceğim yine. Özellikle Nişantaşı, Etiler, Bebek vesaire bölgelerinde oturan görece olarak eğitimli, tamam görece olarak muhalefete daha sempati duyan seçmen parası pul oldu. Niye? Çünkü onlar şu kaygıyı oluştular ve bunu etraftaki yazarlardan, çizerlerden çok ya ekonomi çok kötü gidiyor. Dolar da uçacak. Tamam bankaların da durumu kötü. Bunlar konuşuldu mu konuşuldu. Çekelim paraları kasaya koyalım dediler. Hı. Çekler kasaya koydular. 5 yıl önce çektiği masaya koyduğu para dolar olarak 5'e katladı. Ama evler veya her şey 10'a 20'ye katladı. Ne oldu? Artık paraları dedi. Kim para kazandı peki? Bu haber bunlara inanmayanlar, bu haberleri okumayanlar, bu şeyleri takip etmeyenler çok diyorum böyle çok ekonomistleri, profesörleri çok takip etmeyen ya Türkiye'de ne olur ya bu da geçer yahu dediler. Hı-hı. Devamlı mal aldılar. Ev aldılar, arsa aldılar. Onların paraları da 30'a 40'a katladı. Çok enteresan bir sosyoloji oluştu bakın. Ben bunu bizzat yine görüyorum yani. O kadar üzülüyorum ki. O kadar böyle iyi eğitimli, para sahibi insanlar son 5 yıldır böyle korkmuşlar kasada. Para kasada pul olmuş. Aynı evin yarısını alamıyorsunuz artık. Şimdi doların enflasyonun haberleri yok. Öğretilmemiş. Konuşulmuyor tek bu. Tek yolu altına yatırmak mı yani? Tabii. En ya kötüsü. En toprak, kötüsü. Ev. Tabii ki. Mülk bakın her zaman var olan bir şeye yatıracaksın. Somut bir şey. Çünkü bakın dolar basılabilen bir şey. Nakit para da çok lazım oluyor. Tamam canım nakitte bir 5-10 bin tutun canım ya da 50 bin tutun, 100 bin tutun da gidip de. O 5-10 bin de yetmiyor. Bir anda bir şey bir şeylere fırlıyor ya. Ya ne kadar tutarsanız tutun. Yani bir dakika. Nakit paranız az olsun. Tabii yani ki. Tabii az ki. Olsun. Basılan paradan bahsediyorum. Bakın Hülya Hanım altın için geçerli. Altın başka bir şeydir. Tamam anladım. Ama basılı para. Dolar ne diyorsun? Tamam, Amerikan Merkez Bankası tuşa bir basıyor. Binlerce basıyor. Bastığı anda da paranın değerini Amerika düşürebiliyor. Dolayısıyla siz Amerikan doları olsun, euro olsun, sterlin olsun neye koyarsanız koyun. Orası parasal genişleme yaptığında sizin paranız eriyor. Tamam. Diyelim ki dediğiniz gibi oldu. Yeteri kadar bir şey ayrıldı. Diyelim neyelim ki altına yatırdı. Malı mülkü var olan bir insan. İhtiyacı olduğunda altından bozsun tabii diyorsun. Ki, tabii ki altından bozacaksınız. Tam bu kadar. Çünkü altından bozarsanız bakın geçen sene mesela 1700 olan altın onsu bu sene 2000 oldu. Yani 100 dolarınız 120 oldu. Yani her yıl ortalama bakın her yıl ortalama doların %5 ile 10 arasında bir enflasyonu vardır. Bazı yıllar 3'e gider ama siz eğer o %5'i bir yerden kazanmazsanız ona başka bir alternatif var. Eurobond var mesela o da getiriyor bunu. Siz o %5'i koymazsanız üzerine paranız zamanla eriyor. Ne oluyor biliyor musunuz? İlk yıl mesela fark etmiyorsun. Ya Mert benim 100 bin dolarım yine 100 bin dolar diyorsun. 3. yıl, 4. yıl bakıyorsun. Ya nasıl oluyor anlamadım ya. Eskiden ben bu parayla şunu alabiliyordum artık alamıyorum demeye başlıyorsunuz. Yani ilk mesela bir iPhone çıktığında 500 dolardı sonra 1000 dolara çıktı. Her şey için geçerli bu. Dolayısıyla sizin dolardan yıllık %5 ile 7 arasında bir enflasyon farkı. Bunu dolar faiz olarak almanız lazım. Bunun bir sürü alternatif var. Dolar fonları var. Vatandaşa anlatıyorum mesela dolar fonları var. Dolar mevduatı var. Ama en kötüsü onu kasada şey olarak tutmak. Boş olarak tutmak. Paranız pul oluyor. Net. Bu kadar geçerli. Lütfen çok dikkat edin diyorum yani. Veya iyi şirketten hisse senedi olur. Bir şeyi almanız lazım. Paramızın dolar bazı artması. Hisse senedi altında yerinde oluyor mu yani? Ya da tabii. İyi şirketlerin tabii. İyi şirketlerin şirketi yani. Şirketi nasıl buluyorsunuz? Ya, ben çok ben basit. Çok basit. Bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük holdingine söyleyeceğim. İsmi lazım değil. Herkesin bildiği. Gidip onu
ortak olursanız adamın şirketi son 5 yılda mesela dolar 4 kat artarken bu adamların aklın yolu 1 diyorsun. 12 kat artmış. Şimdi bir taraf 12 kat artmış. Ona ortak olurum ben. Niye gidip de koçlardan bahsediyoruz. Tabii ki yani. Hani bunların şirketleri gayet güzel getiri sağlıyor, temettü veriyor. Örnek yani bunun gibi, buna beğenmiyorsanız, Türkiye'ye güvenmiyorsanız Amerika'da böyle şirketler var. Apple var, Amazon var. Bunları alabilirsiniz. Bir sürü çok akıllıcı şeyler var. Bakın hedefiniz şu olması lazım. 100 dolarınızı 10 yıl sonra eğer 200 dolar yapmıyorsanız o paranızın yarısını kaybettin. Tekrar söylüyorum. Hmm. 100 dolarınız. Bugün 100 bin dolarınız var. Koydunuz Zehra için. Bu 100 bin dolarla bu kızım oturacağı evi alır derseniz 10 yıl sonra o evin yarısını alamıyorsunuz artık. Çünkü örnekler elimizde var. 15 bin dolara Bakırköy'de evler vardı. Şu an aynı evler artık 70-80 bin dolar oldu. İşte bu da vatandaşa anlatılmıyor. Bakın konu ne biliyor musunuz? Konu vatandaşa anlatılmıyor. Bu vatandaş bunu görmüyor mu? Anlatmak mı lazım? Valla bugün bunu yazıyorsunuz ya altına bile diyecekler. Bir sürü insan inanmayacak. İspatlamamız gerekecek. İspatlamak gerekiyor. Kusura bakma, ispatlamıyoruz. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Allah Allah. Kendisi için konuşuyoruz. Bir de toprak kendileri yatırımı. Bilir. Bir de toprak yatırımı mutlaka çok önemli. Mutlaka işte çocuğu olanlar, çocukları doğduğunda şehirlerin çeperlerinde, ondan sonracığıma gelişme akslarında, iyi yerlerde ucuz toprak alıp atsınlar köşeye. Bakın Bill Gates dünyanın en zeki adamlarından ve en bilgili peki adamlarından. Peki onların imar durumları işte bir söyleyeceğim onu. Sit alanları vesaire söyleyeceğim. Bunlar çok zor olmuyor mu? Yok değil, çok zor değil. Mesela şöyle söyleyeyim. Bill Gates Amerika'nın 1/4'ünü aldı toprağının. Şimdi bu adam aptal mı? Bir şey biliyor demek ki. Dünyada büyük bir tarım, gıda vesaire ilgili sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla toprak her türlü çok değerli. İlla imarlı da olmak zorunda değil. Paranız yoksa imarlı alamazsınız. Yani bugün şimdi evet. 150-200 bin liraya alamazsınız. Ama tarım toprağı bile alsanız tarım arttığı için değer kazanacak. Ha tercihen ama parası olan ne yapmalı? En güzel para nerede var derseniz şehirlerin çeperlerinde. Eskişehir olur, Antep olur, Kayseri olur, Bursa olur, Bilecik olur. Şehirlerin çeperlerinde. Bunu da ben demiyorum. Donald Trump diyor. Şehrin bittiği yerden toprak alın. Bir gün orası şehrin merkezi olacak diyor. Siz gidiyorsunuz. Gelişme aksında yani, alıyorsunuz. Burada da gerçekten aptal değilsek bunları biliyor olmamız lazım. Ben bunları hatırlatıyorum sana. Bakın ben kitapta yazdığım her şeyi ben şimdi size imzalı olarak vereceğim. Hepsi bildiğiniz şeyler. Ama bunları bilerek unutturmuşlar diyorum. Ben tekrar vatandaşa bilerek anlatmaya unutayım. Çalışıyorum. Çünkü bunları ne kadar yaparsanız o kadar çok para sahibi olursunuz. O kadar çok para sahibi olursanız çalıştıramayız sizi. Ben bu arada babana yaşıyor mu? Yok, rahmetli oldu. Mekan cennet olsun, teşekkür ediyorum. İyi ki öyle şeyler yapmış. İyi ki senin travmaların olmuş. İyi ki de sen bir anlatıyorsun. İyi ki de böyle insanlar var. Yani anlatmak ve konu bu programları o yüzden çok seviyorum. O yüzden kendi programımı çok seviyorum. Yani çünkü herkes birbirine köprü oluyor. Çok doğru. Paylaşmak çok paylaşmak önemli. Paylaşmak çok önemli. Bilginin zekatı diye bir şey var. Bir şey biliyorsak onun zekatını vermeye bilgi çalışıyorum. Bilgi zekat. Yani iyi ki sen travmalı olmuşsun. Ben buna mutluyum. Bir travmalı devam et istersen. Ben çok teşekkür ederim. Yani beni çağırdığınız için, sizle tanıştığım için çok ben, mutlu oldum. Ben muhteşem bir şey. Yani İnşallah faydası olur ve çok dualarız inşallah. Yani şuradan bir kişi bile bir şey açılıyorsa, kapısı açılıyorsa, çünkü tekrar söylüyorum bakın biz etrafımızdaki 5 kişinin ortalamasıyız. Bakın bu çok önemli. Sizin etrafınızda bu işi bilen 5 kişi varsa zaten Hülya Avşar bunu yapıyor. Çünkü oradan duyuyorsunuz, buradan duyuyorsunuz. Ama Anadolu'da bir köydeyse bizi seyreden biri, Yozgatça bir tarım işçisi ise, işte Urfa'da bir madende veya başka bir yerde çalışan biri ise bilmiyor adamcağız bunu. Biz bunu anlatınca diyor ki aa Mert abinin dediği belki olabilir diyor ve yapıyor, biliyor musunuz? Tabii. Yani yaptıktan sonra da faydası oluyor. Seni seven, beni seven, bana inanan, sana inanan. Şey mi yapsak acaba? Hani böyle yazılar geliyor bazen. Bunu işte en çok sevdiğiniz 11 kişiye gönderin. Siz de dua alın. Biz de şöyle yapalım. Bu programı seyredin. Sevdiğiniz en çok sevdiğiniz 20 kişiye gönderin. Mutlaka yapacaklar, biliyor musunuz? Yapacaklar. 20 kişiye gönderin. Siz de işte bilmem nereden dua alacaksınız deyip kandıralım mı? Kandırmanıza gerek yok. Vallahi yapıyorlar. Yani insanlar çünkü bu tip şeylerden fayda sağladıklarını görünce başkalarına da paylaşacaklar. Bu programı en az 50 kişiye gönderirseniz bu hafta her türlü dileğiniz olacak. Hani insanlar maneviyatlarında kullanıyorlar ya insanları. Biz de yaşam bak, koçu göreceksiniz. Olduk. Yaşam koçu olarak hayatınız mutlu geçecek falan filan. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok konuştum, kusura bakma. Şimdi ben soruyorum. Benim sorum neyle ilgili olur tabii ki? Matematik sorarsan bilemem. Matematik değil. Ben Hülya Avşar'ın akıllı yatırımlar yaptığını biliyorum, duyuyorum. Benim de çünkü çevrede sahadayım. Bazı şeylerden haberim oluyor. Hülya Avşar'ın en çok zevk aldığı ve bugüne kadar keyif aldığı ve para kazandığı diyelim, rakamsal sormuyorum, yatırım aracı nedir? Toprak. Bitti. Doğrusu bu çünkü. Yani bu kadar. Bakın Hülya Avşar'da. Herkesin akıllı olanı yapacağı şey bu. Gerçekten toprak. Yani toprak. Allah'a şükür çalıştık, kazandık, yaptık değil mi? Hiçbir şey bilmeyen için altın. Kriptoda bilenler için Bitcoin de olabilir. Akıllı insanlar o da çok oradan kazanabilir. Yeter ki bakın küçük küçük sepet yapma. Hepsi olmalı bence bir de Hülya Hanım. Hani vatandaşa onu da söyleyeyim. Yani sadece altına da kalmasın. Altınız varsa küçük belki Bitcoin alırsınız. Arada gümüş Bitcoin alırsın. Bitcoin geleceği parlak mı? Vallahi rakamlar öyle gösteriyor. Şimdi Bill Gates gibi, Warren Buffett gibi eski kurtlar dünyayı çok iyi
bilenler bu diyor ponzi ve balon diyorlar. Ama bir şekilde de artmaya da devam ediyor. Dolayısıyla ben şahsen şunu tavsiye ediyorum. Gençlerin paralarının küçük bir kısmında burada olmasını tavsiye ederim. Ve her şunu anlatıyorum. Benim bu anlattığım şeyler belki sizi zengin etmeyecek ama diyorum. Bir gün işte o zenginlik fırsatı veya bir fırsat çıktığında uygulayabilirsiniz efendim, diyorum. Zenginin özünde zaman yatmıyor mu? Evet zaman. Aa, bravo yine söyleyeyim. Zaman. Yarın sabah olmayacak bu. Evet. Allah size inanıyorsanız veya başka bir şeye inanıyorsanız yaradan size bir fırsat hayatta birkaç kez çıkaracak. O fırsat geldiğinde diyeceksiniz ki benim fırsatım var deneyebiliyorum diyeceksiniz. Ya da diyeceksiniz ki fırsatım yok çünkü zamanında ben harcamışım. Bas bas paraları yapmışım. Kumarda, içkide. O yüzden o geldiğinde harekete geçebilecek paramı ben ona anlatıyorum. Ben sizi bu kitapta zengin etmeyeceğim diyorum. Ama yarın gün zenginlik fırsatı çıktığında köşede bir paranız oluyor. Son cümlem şu olsun. Küçük paraları küçümseyen küçük kafalardan olmayın diyorum. Benim en sevdiğim sözü söyledi. Damlaya damlaya gül olur diyoruz. Aynen oluyor. Çok teşekkürler. Zengin olduk. Bu bilgiler de insanı zengin ediyor biliyor musun? Ya siz zaten biliyorsunuz. Bilgiler, yani gerçekten siz tamam, biliyorsunuz. Ben ama bütün derdim gençler. Çünkü ben o kadar bilmeyenlerle beraberim ki yani o kadar bilmeyen sonradan bir şeyler sahibi olup çok iyi niyetli, çok temiz insanlar ama birdenbire oluyorlar ve birdenbire olduğunuzda şöyle bir şey oluyor Hülya Hanım. Siz kaç yıldır bu noktadasınız? Etrafınızda bir sürü şeyler geliyor. Çok affedersiniz dalgavuklar geliyor. Hülya sana bu çanta yakışır mı? Şunu almalısın. Hülya bu araba olur mu bu? Hepsi sana bir şeyler aldırıyor. 5 yıl sonra bakıyorsun hiçbir şeyin yok. Kimse de yok etrafında. Onu uyarmaya çalışıyorum insanlara. Seçil Erzan'ın ve ekibine güvenenlere ne diyorsun? Şöyle söyleyeyim ben size bakın. Dünyada ben Türkiye'yi yine konuşmayacağım. Amerika'da her yıl buna saadet zinciri 100 tane oluyor. Dünyada en büyüğünü yapan kim biliyor musunuz? Mutlaka seyredin. Bütün herkese tavsiye ederim. Robert De Niro oynuyor. Wizard of Lies diye bir tane film var. Burada Bernie Madoff diye bir adam 60 milyar dolarlık bir ponzi yani saadet zinciri yapıyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu dünyada da var. Bu bitmeyecek. Bundan sonra da olacak. Çünkü insanoğlu şöyle. Kısa zamanda param çok hızlı artsın diyen hani her zaman bir insan. Olduğunu bile bile hala yapmaya devam edecekler. Edecekler. Çünkü bakın yine diyor iki tip var. Onlardan bir kısmı gerçekten buna inanıyor. Bir kısmı ne diyor biliyor musunuz? Benim var öyle arkadaşlarım. Ya diyor ben bunun patlayacağını biliyorum ama en az bir iki yıl gider diyor. Bir iki yılda paramı iki üç takla attırırım sonra patlar diyor. Bak bir böyle diyenler var. Bir de gerçekten... Sen şimdi böyle bunu söyleyerek insanlara güzel bir fırsat vermiş oldun. Yok. Sonunda patlıyor. Riskli. Ama hani böyle o yüzden bu bitmez. Bu tip şeyler o yüzden her zaman tedbirli olmamız lazım. Benim de şöyle bir sözüm var. Bedava peynir fare kapanında olur. Bu tip şeyler mutlaka öyle. Çok doğru. Ya bana şimdi siz şimdi derseniz yani Hülya Avşar tabii demez de mesela şuradan mesela çıkışta biri derse ki affedersin seni Hülya Avşar'la işte yemeğe götüreceğim bana bir 50 bin lira ver. Ben derim ki bu işte bir şey var. Yani olacak bu bedava tabii. Peynir patlayacağım demektir. Yani gerçekçi olmayan şeyler bana çok geliyor. Bakın arsa işinde de çok geliyor. Borsada da geliyor. Bana borsada geliyor mesela diyor ki biri Mert abi şu hisseyi duydum diyor. Bir haftada diyor %200 yapacakmış. Ya %200 yapacak hisse varsa diyorum niye sana söylüyorlar? Evet. Niye bunu bizim haberimiz var? Veya bir arsa geliyor işte imara girecekmiş 2 hafta sonra %200 de. Ya böyle bir şey varsa adam kendi alır. Dolayısıyla böyle şeylere inanmayacağız. Kısa zamanda çok hızlı para kazandıracak şeylerden hemen kaçmak lazım. Yavaş yavaş. İstikrarlı. Helal yoldan yavaş gitmemiz lazım. Yani sıkıcı kesinlikle. Olacak. Benim yöntem biraz yani, sıkıcı. Sevmiyorlar o yüzden. Hayır emek ve yani zaman dediğim bak aşkta, başarıda. Parada. Parada yani çok para sahibi olmanın içinde zaman yatıyor. Evet zaman. Bu ne demek? Kilometre demek. Bu ne demek? Yani emek verilmeyen hiçbir şeyde kazanç yok. Ama bizim gençlerimiz bunu istemiyor. Sorun o. Bizim gençler şimdi bu 2-3 yılda olsun istiyoruz. Olmuyor kardeşim. Olmuyor. Biz aptal mıyız yani? Bu kadar çalışıyoruz, emek veriyoruz, her şeyi yapıyoruz. Siz 2 günde bu kadar para kazanın. Olmuyor. Lütfen dikkat edin dersen etmezler. Edin lütfen. Olmuyor. Yapmayın ha. Sen kibar dedin mi? Olmuyor öyle. Çok tekrar teşekkür ederim. Çok konuştum ama kusura bakmayın. Hiç güzel konuştun. Mutlu anlarda hem çilek konser.